Merhaba. Güzel bir gün dileyerek bugün yine başlayalım. Ve hepinize çok güzel bir gün diliyorum. İkisi de aynı oldu gerçi. Gerçi güzel bir gün dilemekle hepinize güzel bir gün dilemek bir oldu ama yine bilgisayarımda bir sorun yaşamaya başladım. Ben bunun sesini kısamıyorum ama dur bakalım nasıl kısacağız. Evet, düzeliriz diye düşünüyorum. Bugün 31 Mart 2022 ve haftadan Perşembe günü bir ayı daha, bir 12 ayın bir tanesini daha bitirdik ve mübarek aya önümüzdeki gün, yarın gece kalkılacak ilk sahurla birlikte de Ramazan ayına merhaba demiş olacağız. Onu da sizinle paylaşmakta fayda var. Burada nereden kısılıyordu fotoğraf ses, ona bir bakıyorum ama işte bilgisayar cahili olunca böyle oluyorsunuz diyelim. Ve şöyle bir şey yapabilirim aslında, şunu şuradan kapattım mıydı rahatlarım. Evet, şimdi rahatladık, sıkıntı yok. Evet, yine bugün bakacağız neler var gündemimizde, ne varler ama inadına barış, inadına dostluk, inadına sevgi, inadına huzur, inadına Antalya'dan dünyanın bütün yerlerine, en ucuza köşelerine kadar sevgi göndereceğiz yine inadına. Ha yine inadına bir şeyleri karıştıracağız, ne var ne yok diye, kim nerede ne yapıyor diye. Bugün inadına bir fotoğraf ekrana getireceğim yine. İnadına. Niye inadına fotoğrafı ekrana getireceğimi de hemen söyleyeyim size. İnadına getireceğim, inadına. Çünkü bir yerlerde bir şeyler yapılıyor ve bölge halkı tedirgin. Burada kim ne yapıyor, nasıl oluyor diye. Orada çeşitli söylentiler var. Söylentilere göre bilmem nelerlere, kimlere bir şeyler verilmiş oralarda. Vallahi söylenenler bunlar. Ben söylenenleri dile getireceğim. Ha çıkar bir yetkili de der ki hayır arkadaş, sizin söyledikleriniz doğru değil, yanlış. Asıl doğrusu, esas doğrusu budur. Biz de o zaman o doğru üzerinden gideriz. Şimdi sokak hayvanları konusu. Şehirde büyür diye bekliyordum ama maalesef herkes sessiz kaldı. Neden? Çünkü toprağa verilen kendi çocukları değildi. Dün bir gazetemiz birinci sayfadan vermişti değil mi haberi? Baktım yani, dün bekledim. Benim o kadar tepkime rağmen. Şöyle mi düşünüyorlar şimdi bazısı, ya da şöyle mi düşünüyorsunuz? Ya Ali Orhan, seni kimse gale almıyor. Hayır. Söyleyecek sözleri yok. Çünkü biz hiçbir şeyi yalan tarafından ya da birilerine yarar mı yaramaz mı ya da bize bir rant sağlar mı sağlamaz mı diye bakmıyoruz. Biz toplum yararına olayları gündeme getirip konuştuğumuz ve o şekilde yorumladığımız için söyleyecek söz bulamıyorlar. Bu yüzden de sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Oysa sükût ikrardandır. Kendileri de biliyordur. Çıkın sokağa. Binin otobüse, kalabalık bir yerde oturun konuşun, gidin kahveye. Yolda yürürken merhaba dediğiniz insana bir sokak hayvanı kelimesi kullanın. Bakın bakayım insanlar nasıl böyle şikayet edecek, nasıl dertleri var, nasıl sorunlar var, neler yaşamışlar. Peki iş konuşmaya geldiğinde yok. Sıkıntının büyük bir bölümü buradan başlıyor. Bana dokunmadı. Dünkü gazeteyi alabilir miyim arkadaşlar? Bilmiyorum işte hangi gazetedeydi? Sanıyorum Yüz Yüze gazetesinin manşetiydi. Dünkü kızımızı toprağa verdiğimiz. Gerçi arşivcilik iyidir. Benim arşivim biraz iyidir de. Evet, böyle pek elimden geldikçe öyle yaparım. Arşivcilik yaparım ama bakayım bugün saklamış mıyım o gazeteyi? Evet, ha Yeni Yüzyıldaymış. İkisi aynı kurum, değişmiyor. İsimleri değişik. Minik Mahra'yı unutmayacağız. Unuttuk. Dün vallahi programdan sonra unuttuk. Bak ismini bile ben unuttum. Açık söyleyeyim. Mahra'nın ismini unuttuk.
Hatırlayın, kadın cinayetlerine kurban verdiğimiz kadınların isimlerini bir gün konuşuyoruz, 2 gün konuşuyoruz, 3 gün konuşuyoruz. Muratpaşa Belediyesi'nin bir isim ağacı var. Keşke oraya yenileri yazılmasın diye düşünüyoruz ama maalesef yazılıyor. Ondan sonra hadi sen sağ ben selamet, herkes evine. İşte böyle olduğumuz sürece kaybetmeye mahkumuz. Hepimiz, sen, ben, o. Yarın bize dokunduğunda ucu bu programı arayıp ya bu konuda niye hiç konuşmuyorsunuz diyenlerin sayısının çoğalacağına da inanıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman kendisine dokunmaya başladı. Kendine dokununca iş değişiyor. Kendi tarafından, çünkü bencillik var. Bana olduysa bunun her gün konuşulması lazım. Bana olmadıysa aman sen de bana ne? İşte bunu burada kaybediyoruz biz aslında. Kaybetmemek gerekirken, daha ileri daha iyi şeyler yapmamız gerekirken. Evet. Şimdiki halde. Bugünkü gazeteyi bir alalım. Bugün hangi gazetedeydi? Gündem gazetesini bir alayım. Bugünkü Gündem gazetesi tartışmayı biraz şey yapmış. Nedir? Gündeme getirmiş. Tartışma var, çözüm yok. Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan, tedaviye alındığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahrem Elin Pınar'ın ölümü sokak köpekleri tartışmasını yeniden alevlendirdi. Sokak hayvanları diyelim buna. Sadece köpekler değil, kediler de var. Sokağa terk edilmiş o kadar çok kedi var ki. Başıboş köpekler sorunu platformu başkanı Ali Öztürk, hayvan yasasının yeniden düzenlenmesi ve sokak köpeklerinin toplanması gerektiğini belirtti. Antalya Can Dost Derneği Başkanı Arife Yanık ise hayvanların yaşamaya hakkının olduğunu belirterek burada suçlu hayvanlar değil görevini yapmaya yetkililer. Bu olaylar yaşanırken belediyeler ve yetkililer hala çalışmıyor dedi. Peki ne yapacak belediyeler? Dün ben konuyu dile getirdim. Toplanacak bunların hepsi bakım evlerine koyulacak. O zaman bu derneklere de ihtiyaç kalmayacak. O zaman bu derneklerde ne olacak? Bu kavgaları, bu dernekler içerisinde de öyle kavgalar var, öyle kavgalar var ki. Of, o ona neler demiyor, öbürüne neler demiyor. Bunların bir platformları var. Bir ara cahilliğimden bu konuların içine tam daldım, cahilliğimden. Gerçekten cehalet kadar kötü bir şey yokmuş. Şimdi bir tarafı gündeme getiriyorsun, o öbür taraf bir bakıyorsun, o bildiğin gibi değil işte bu bununla birlikte yaşıyordu da onunla onu taşıyordu da onunla ayda bir baktım ki ona neler var neler var neler var işin içinde. Dedim ki burası bana göre değil. Neden bana göre değil? Çünkü tartışmalar öyle bir farklı boyutta ki. Tartışmaların o boyutta olduğu bir yerde olabilme şansınız yok. Yani gaye X bu derneklerin üzerinden konuşmuyorum. Yanlış algılanmasın. Birçok derneğin içerisinde öylesine bir koltuk kavgası ve rant kavgası var ki hemen bölünüyorlar. Mesela Ali Orhan'ı Koruma Derneği. Neyimi koruyacaklarsa. Ali Orhan'ı Koruma Derneği. Bir bakıyorsunuz o platform kuruluyor. Biraz bir şey oluyor, hemen bölünmeye başlıyor. Ya arkadaşlar, madem ki hayvanlara hizmet ediyorsunuz, madem ki sokak hayvanları gayeniz, ortak gaye, ortak tutku, ortak sorun, niye hepiniz bir çatı altında değilsiniz? Federasyon mu olmanız lazım ya? Gaye o değil. Gaye o değil. Çünkü bu kentin göbeğinde kedi evleri kuruldu. Kentin göbeğinde ya. Kedi evleri yaptılar. Kediler üzerinden rant sağladılar. Kimsenin sesi çıkmadı benden başka. Bir tek sesini yükselten ben oldum ve ben uğraştım. Bir zamanlar Antalya'da kale kapısı, bugün işte kale kapısındaki o surun saat kulesinin tadilatı konuşuluyor. Onunla ilgili de haber var. Onu da konuşacağız. Oradaki kale kapısındaki at sidiği kokusu kimseyi rahatsız etmedi bu şehirde. Ama bittikten sonra herkes üstlendi. Kedi evleri konusunda bir tek benim sesim çıktı. Kara gözlüklü adam benimle ilgili yazdırtmadığını bırakmadı. Söyletmediğini bırakmadı. Ne oldu? Sonunda doğru kazandı.
Ben kazanmadım. Doğru kazandı. Olması gereken oydu. Hayvanlar üzerinden rant sağlanıyor. Bugün sokak hayvanları üzerinden de rant sağlanıyor. Birçok kuruluş kendi kendilerine bir şeyler yapıp sokak hayvanları üzerinden rant sağlıyorlar. Peki can kaybını kim geri getirecek? Kim sorumluluğunu üstlenecek? Mahranın sorumluluğunu kim üstlenecek? Hiç kimse. Rantı paylaşacaklar. İşte bilmem şu dernek, bilmem o dernek şimdi yine saldırırlar ama saldırsınlar yani ne yapalım? Böyle olacak. Madem bu işleri yapıyorsunuz öyle bu işler böyle hani oturduğunuz yerden olmuyor. Öyle oturayım ben buradan hem şey olmamasın hem bu kaynamasın olmuyor. Bir yerde bir şeyler olacak ki. Tartışma konusu olacak ki. Tartıştığınız zaman gündeme gelecek ve mutlaka ki lehte ya da aleyhte görüşler olacak. Hadi bir bakalım. Tartışma var, çözüm yok. Aslında çözüm çok kolay. Fakat istemiyor. Birileri istemiyor. Bir bakalım şöyle yukarıya doğru çık arkadaşlar. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'ye pitbull cinsi iki köpek saldırmış. Küçük kızı ağır şekilde yaralamıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köpekleri toplayın çağrısında bulunmuştu. Ancak yasa gereği köpeklerin toplanması yasak olduğu için belediyeler herhangi bir çalışma yapamamıştı. Bu olaya hayvanseverler tepki göstermişti. Bu olayın üzerinden geçtiğimiz ay Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan tedaviye alındığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahrem Melin Pınar'ın ölümü sokak köpekleri tartışmasını yeniden alevlendirdi. Başıboş köpekler sorunu platformu başkanı Ali Öztürk, hayvan yasasının yeniden düzenlenmesi ve sokak köpeklerinin toplanması gerektiğini belirterek, biz sokaktaki başıboşluğa karşıyız. Sokak köpeklerinin toplanması için kanunun değiştirilmesi gerek dedi. Bakın böyle de bir platform varmış. Başıboş köpekler sorunu platformu diye bir platform varmış. Ya ne kadar geri kalmışız. Onun için diyorum ya böyle birçok şeyden geri kalıyoruz. O yüzden daha çok öğrenmek lazım. Böyle bir platform var imiş. İmiş ama. Bilmiyordum ben. Kişileri de tanımıyorum, onu da söyleyeyim. Ara ara sosyal medya üzerinden şey yapıyoruz. Zaman zaman bana yazdıkları için. Antalya Can Dost Derneği Başkanı Arife Yanık ise sorunun hayvanlarla değil görevini yapmayan yetkililerin olduğunu belirterek hayvanlar ölüme neden oluyor. Hayvanları ölüme neden oluyor diye toplamak, öldürmek çözüm değil. Bu hayvanları Allah yarattı. Biz öldürelim diye yaratılmadı. Etinden sütünden yararlandığımız hayvanlar çok hayvanlara herhalde çok güzel bakıyoruz. Ancak köpekler para etmiyor diye insanlar onların ölmesini istiyor. 2014 yılında çıkan kanun uygulanmış olsaydı hayvanlar üremeyecekti ve bu sorunlar yaşanmayacaktı. Hayvanların yaşama özgürlüğü vardır. Bu yasa değiştirilemez. Biz de yaşanan olaylara üzülüyoruz. Ben bunu söyleyenleri de suçlamıyorum. Bu olaylar yaşanırken belediyeler ve yetkililer hala çalışmıyor. Onlar çalışırsa bunları konuşmayacağız. Sorun hayvanlarda değil yetkililerde şeklinde konuştu. Yok sorun yetkililerde değil. Sorun biz insanlarda. Niye hemen yetkililere attık üzerimizden suçu attık bitti. Neden? Halen daha sokağa terk edilen her gün yeni yeni hayvanlar türüyor. Şimdi sokağa terk edilen hayvanlarda, evcil hayvanlarda şöyle de bir hastalık var. Hayvan kendi kendine beslenmesini bilmiyor. Sokak hayvanı farklı, sokağa terk edilen hayvan farklı. Şimdi bilmediği için yaşam savaşı mücadelesinde diğerlerinden geri kalıyor. Ya gidip bir gruba katılıyor ki gruba da çok kolay kolay kabul etmiyorlar. Ya da işte kaderi ne gösteriyorsa. Şimdi sokağa terk edilen hayvan mı daha çok, sokak hayvanı mı daha çok? Çünkü sokak hayvanları belediyeler tarafından toplatılıp kısırlaştırılıyor. Üreme durumu olmadığına göre, hayvanlar kısırlaştırıldığına göre artan sokak hayvanı sayısı nereden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor?
Ha, bazı bölgelerde belediyeler kısırlaştırmayıp başka bölgelere kamyonlarla falan bırakıyorlar ki bu da çok tartışılıyor. Bu konu da çok tartışılıyor. Şimdi bu kentte 2-3 konuda hiç kimse böyle hani etkili bir çalışma yapmıyor. Bir, sokak dilencileri. Bir bakın kavşaklara. Her kavşağın da sahibi var. Ve o kavşakta başka bir dilenci gidip dilenemez. O mümkün değil. Şimdi daha mübarek ay geliyor. Mübarek Ramazan ayı geliyor. Ve şimdi bir bakın mübarek Ramazan ayında nasıl sömürü düzenleri, nasıl sömürü sistemleri, yeni varyasyonları çıkacak. Hani Covid-19'un yeni yeni varyasyonları çıkıyordu ya. Aynen onun gibi. Niye? Çünkü o kadar çok günahkar var ki günahı affolur diye belki o vicdan şeysini aslında kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor içten içe. Bütün mesele orada. Şimdi sokak hayvanları konusunda da kimse bir şey yapamaz. Neden? Çünkü burada bir rant var. Sokak hayvanlarını besliyoruz, sokak hayvanlarına yardım ediyoruz, sokak hayvanları bilmem nesi diye. Belediye başkanlarıyla boğaz boğaza kavga ediyorlar ya. Belediye başkanına seni o koltukta oturtmam diyen sokak hayvanları bilmem ne derneği başkanı var bu şehirde. Kimsin diye soran yok. Niye? Çünkü rantı iyi. Bir tane köpek bulduk. Aynen size birkaç tane o geçmişteki sosyal medya üzerinden. Belediyeye götürdük, kimse ilgilenmedi. Belediye başkanı çıkacak. Antalya'daki herhangi bir belediye başkanı. A, B, C, D, E, F, G hangi partili olursa olsun. Hepsi veteriner ya. Çıkacak, onunla ilgilenecek, gelenleri çağıracak. Efendim ne gibi sorunlarınız var, ne yapabilirim diyecek. Alacak odada bir iki saat onlarla konuşacak. Olmadı. Ondan sonra her ay belediye kasasından nasıl mama tedariği yapabiliriz, ne edebiliriz diyecek. O zaman bir nebze o belediye başkanı sevilir. Belediye başkanı ne yapacak? Bakın belediyeler, eyvallah. Belediyeler, kamu kurumları. Sadece belediye değil burada. Tarım İl Müdürlüğü de bu işin içinde olması lazım. Tarım İl Müdürlüğü bir tarafa böyle hop hadi ben gittim. Tarım Orman İl Müdürlüğü. Neden? Çünkü bunların rehabilite edilecekleri yerler şehrin göbeğindeki AVM'ler gibi değil. Kenar yerlerde farklı ambiyanslarda olması lazım. Bunun için de orman alanı vermesi lazım. Orman kendi alanlarından belediyelere bana göre. Ben çözüm şeklini söylüyorum. Çözüm yok diye bir şey yok. Çözüm var. Çözmek istiyorlar mı? Bütün mesele bu. Bakın Antalya'da sokak hayvanı konusunu 3 ayda tertemiz ederim. 3 ayda. O onu demiş, bu bunu demiş. Ali Orhan köpekleri iltihaf etmiş bilmem. İsteyen istediğini desin. 3 ayda. Ama kamu kurumları birbirlerine saygı gösterecek ve kamu kurumları birbirlerini anlayacak. Hemen hemen her belediyemizin orman alanı ya da işte kamu alanı şeyin devlet arazisi vardır. Ve gidip oraları birilerine peşkeş çekene kadar hiç olmazsa, değil mi? Yeni canlar yanmasın diye bu tür sokak hayvanı rehabilitasyon merkezi olsun. Ha beslemek isteyen, sokak hayvanı beslemek isteyen varsa zaten o zaman evcile giriyor. Ya evinde besleyecek ki artık apartmanlarda falan besleyemiyorsunuz. Yasada var bu. Gidip orada çok mu sevap işlemek istiyor? Gitsin orada valla gönüllü hizmet etsin. O yok. Bakın bu şehirde sokak hayvanlarına yürekten hizmet eden, gönülden hizmet eden bazı insanlar var. Geçtiğimiz yıllarda bir fotoğraf ekrana getirmiştim. Çorbacıda çalışan bir vatandaş, bir aşçı her sabah aracının arkasındaki şeyden getiriyordu. O hayvanlara yem veriyor. Yolda zaman zaman rastlıyordum ben de. Bir gün fotoğrafını çektim. Bir o var. Bildiğim. Böyle birkaç kişi daha. Benim bilmediklerim vardır mesela. Yol üstünde ben görmüştüm tesadüf. O diğer bu platformlar, dernekler, şunlar bunlar var ya inanmayın. 100 tanesinden 3 tanesi, 4 tanesi ya iyidir ya değildir. 96 tanesi önce ben der. Hayvana falan baktıkları yok. Kedi evlerinden biliyorum.
turistler geliyordu, kedileri severken para atıyordu kumbaraya. 1 euro atıyordu. 1 euro'nun için para değil. Çünkü çocuğu mutlu oluyordu. Turistin çocuğu mutlu oluyordu. O kediyi seviyordu, bilmem ne yapıyordu. Asıl mutluluk kedi evlerinin sahibinin cebinde oluyordu. Kabardıkça kabarıyordu. Şöyle şişiyordu, şöyle şişiyordu her gün. Kara gözlüklü adam da, ben buradan bir şeyleri dile getirdiğimde, kara gözlüklü adam da orada burada aleyhime konuşuyordu. Hiç değişmiyor. Ne oldu? Sonunda kaldırdık. Çünkü doğrusu oydu. Kaldırttım demiyorum. Bak, kaldırttık hep birlikte. Doğrusu olduğu için. Olaya oradan bakmak lazım. Şimdi bu konu daha tartışmamız gerekiyor bunu. Tartışacağız da. Çünkü artık koloni halinde yaşıyorlar. Aynı dilenciler gibi. Bakın, sokak hayvanlarıyla o dilencilik yapanlar ya da dilendirilenler aynı. O dilendirilenlerin de başlarında birileri var. Onların da platformları var. Ama onlar görünmez platformlar. Ha, kimse dilencileri bu şehirden yok edebilir mi? Asla. Altını çiziyorum. Hiç kimsenin gücü yetmez. Çünkü öyle bir mafyalaşmışlar. Sokak hayvanları konusunda da yine aynı şekilde. Onlarda da o mafyalaşma grubu durumu söz konusu. Bakın ne kadar rahat söylüyorum. Niye? Ne olur? Tehdit ederler. Başka ne yaparlar? Ya da yolumu keserler ya da bilmem ne yapmaya çalışırlar. Bunun ötesi var mı? Yok. Ama bu bir sorun. Mahra gitti. Hadi verin, geri getirin bakayım. Yok. Sorumlu yok. Dün buradan Serik Belediyesi ile ilgili bir şey söyledim. Serik'te belediye binası var. Acaba bir hayvan barınağı var mı diye bir sordum. Ben sordum, ben duydum. Ben sordum, ben duydum. Öyle bir şey yokmuşçasına, öyle bir şey var. Belediyenin ismi geçiyor ya en azından. En azından belediyeden biri der ki, ya bizim şu alanda şu kadar şu kadar bir yerimiz var. Rehabilitasyon merkezimiz var ya da yok, çalışmalarımız var ya da bilmem ne. Evet, yeniden birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz böyle. Sağ olsunlar. Yorumlar geliyor. Muhsin Öziskender hocam iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler hocam. Yunus Kılıç mesai arkadaşım, eski mesai arkadaşım Milliyet gazetesinden hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Faik Ardahan günaydın Ali dostum iyi yayınlar demiş. Hocam çok teşekkürler ediyorum. Münadiye Sarsılmaz günaydın iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Sedat Küçükoğlu ne demiş? Bir karikatür göndermiş. Karikatüre bir bakayım. Ha, Ramazan'la ilgili bir şey var. Karikatür yapmış, onu göndermiş. Ona bir bakacağız. Şimdi Ramazan'da geliyor. Bu konu yine konuşulacaktır. Mutlaka ki yorum yazan olmuş mudur, olmamış mıdır? Şuradan bir bakayım da. Çünkü öbür taraftaki o sorunu halledemedim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iş bilmemek kadar kötü bir şey yok. Yani teknolojiden falan uzak olmak kadar kötü bir şey yok. İnşallah bir gün o teknolojiyi ben de yakalayacağım diye düşünüyorum. Şuna bir bakayım. Burada yorumlar vardır. Evet, epey yorum var. Zeynep Kaşlan Sarıboğa günaydın Ali abi, kolay gelsin, sağlıklı günler demiş. Mesut Mustafa Göçer merhaba, hayırlı günler, Ankara'dan Antalya'ya selamlar. Bayi işle iyi işler herhalde demiş. Dostlara da selamlar, günaydınlar, yolun açık olsun demiş. Timuçin Han Çolak günaydın iyi yayınlar demiş. Mehmet Koyuncu günaydın Ali Bey, sokak köpek meselesi içinde ticaret var. Yem hayvan ticareti oldukça bu iş çözülmez. Çözüm ticareti yasaklanmalı. Var olanlar kısırlaştırılmalı. Özellikle köpek besleyen, bir dakika, özellikle köpek besleyen kişiler belirlenip denetim altına alınmalı. Sokakta köpeklerin çoğalmasındaki neden bir kısırlaştırma yapılmaması. İki, köpek sahibinin bırakıp sokağa bırakması. Yani köpek sahibinin köpeği sokağa bırakması. Evet, bir yığın orman var. 100 dönüm bu hayvanlara ayrılıp toplanıp barınaklar yapılıp sorun çözülür ama işin içinde ticaret var. Bunu yapmak istemiyorlar. Bu hayvanları en çok savunan, bağıranlar da bu ticari faaliyetin içinde olanlar demiş. Böyle de bir yorum var. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir araya gidiyoruz herhalde. Kısa bir ara, aradan sonra beraberiz.
Ramazan ayı boyunca iftarın bereketini Kanal V'de paylaşalım. İftara doğru her gün saat 19'da sizler için Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Yalnızlık zor. Yaşayan bilir sadece derler büyüklerimiz. Biz de yaşlılarımız hayatlarının ikinci baharında yalnız kalmasın, konforlu ortamlarda yaşasın ve sosyal imkanları olsun istedik. Ben başka yerde kalıyordum. 7 katlı, 8 katlı apartman dairesi. Oradan memnun olmadım. Burasında hiçbir sorun yok. Yataklarımız tertemiz, odalarımız her gün siliniyor, süpürülüyor. Çok mutluyum. 3 öğün önüne yemeğin hazırlanılıyor. Buradaki hizmet eden insanlar genellikle güler yüzlü, iyi çocuklar. İnşallah bütün yaşlılara böyle bir yerlerde yaşama şansı olur. 4,5 senedir buradayım. İyi ki de gelmişim. 2017 yılında Şefkat ve Huzur Evi'ni hizmete geçirdik. Çünkü biz Kepez Belediyesi olarak yaşlılarımızı düşünüyoruz. Kumluca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ilçemizde sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç yaşayan, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız için oluşturulan aşevi desteği sunuyoruz. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu. Zorunlu hale gelen PCR testimi yaptırmak istiyorsunuz. Kalabalık test ortamlarına girmeden, sıra beklemeden PCR testinizi ister evinizde, isterseniz iş yerinizde yaptırmak ister misiniz? Cevabınız evetse, yapmanız gereken tek şey 444-112-9 nolu hattımızı aramak. Bizi aradığınızda tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla istediğiniz adrese gelerek, hijyen koşullarına uygun kıyafetli sağlık personelimiz tarafından alınan örnekler, aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderiliyor. Kısa sürede çıkan doğru ve güvenilir PCR test sonuçlarınız hem mail adresinize ve hem de Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemine yükleniyor. Sıra beklemeden istediğiniz adreste hızlı ve güvenilir PCR testinizi yaptırmak için yapmanız gereken tek şey 444-112-9 nolu hattımızı arayıp randevu almak. Hızlı, güvenilir ve sıra beklemeden PCR testi randevu numaramız 444-112-9. Ramazan ayı boyunca her gün saat 16.30'da ve her gece imsaktan hemen sonra tekrar bölümleriyle Ramazan Cüzleri sizler için Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Evet, gazetelerim de geldi. Şöyle gazetelerimi de ayırdım. Neler var neler yok diye de böyle hani gazeteye insanın eli dokununca daha bir başka oluyor. Gazetelerimize de baktık. Yorumlarımızı da sizlerle paylaştık. Gelen yorumları elden geldikçe. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz, neler konuştuğunu diye. Bu konularda Hüsnü Şahin günaydın kolay gelsin kardeşim demiş. Sokak hayvanları konusunda ya da sokak insanları konusunda ya da terk edilen insanlar konusunda neler düşünüyorsunuz? Onları da yazarsanız gerçekten sevinirim. Ali Karataç Kumluca'dan sevgiler üstadım demiş. Teşekkürler.
Cihangir Yılmaz, günaydın Ali abi, iyi yayınlar diliyorum. Dün saat 13.35'te Konyaaltı Akdeniz Anadolu Lisesi öğrencileriyle dışarıdan bir grup 15-16 yaşlarındaki gençler arasında Trak Parkı'nın içinde kavga çıkıyor ve kavgada palalar, bıçaklar, döner bıçakları gibi keskin alet kullanılıyor. Ve bir elde silah patlaması duyuluyor. Benim evim de burada olduğu için mahalle sakinlerinin böyle konularda çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu yaşta gençlerimiz dediğimiz, geleceğimiz dediğimiz gençler neden bu tür kavgaları tercih ederler? Büyük ihtimalle malum konudur. Önceden evde disiplin olduğu gibi okulda da disiplin vardı. Bence şimdi ikisi de kalmadı. Bu konuda gerekli makam ve yetkililer, resmi veya aileler gerekli önlemleri alırlarsa toplum olarak da rahat ederiz. Aileler olarak da gençlerimizin başına bir şey geldiğinde vah tüh demeyi sağlıcakla kalın. Onlar bitti, o eskidendi. Bakın samimi bir şey söyleyeyim. Okuduğum dönemlerde Atatürk Ortaokulu'na gittiğim dönemler, lisenin orta kısmına gittiğim dönemlerde herhangi bir öğretmenim pastaneye gelecek diye uykularım kaçardı ya. Niye? Ya gelip babama ya da ailemden birine bir şey söylerse, çünkü rahat duran bir çocuk değildi. Her cumartesi günü o İstiklal Marşımızı okurduk biz. Ama İstiklal Marşı öncesinde bir haftalık okuldaki düzen ve tertiple ilgili okul müdürümüz Kemal Kalaycı konuşma yapardı. Gereklilerin cezasını verirdi ve orada sıralananlar arasında mutlaka Hakan Yellice, Ali Orhan, Osman Nuri Dicle bunlar vardı mutlaka. Orada yerimizi alırdık. Şimdi ben şiddete çok karşıyım. Ama saygıyı da unuttuk. İşte okul önünde ya da okul sonrasında, okul çıkışındaki bilmem hangi parkta böyle bir şeyin olması neyi gösteriyor? Her şeyi unuttuğumuzu. Sevgi yok, saygı yok. Sabah programı açarken inadına Antalya'dan dedim dünyanın dört bir yanına sevgi göndereceğiz. Sevgiyi mayalamaya çalışacağız. Ama maalesef lafla olmuyor. Evet, Ali Orhan her sabah söylüyor ama sen ne kadar söylersen söyle karşındaki insan ancak anlayabildiği kadardır senin söylediğin. Yok, dinle. Bitik. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili Cihangir Yılmaz, hep birlikte el ele vereceğiz. Şöyle düşünmeyeceğiz. Ya bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Asla öyle düşünmeyeceğiz. Ya da ya bunlar adam olmazlar. Böyle düşünmeyeceğiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ve bizim geleceğimiz. Böyle bakacağız. Hepimiz böyle bakacağız. Birimiz, ikimiz, üçümüz değil. Çocuğu dünyaya getirmekle baba ya da anne olunmuyor. Önemli olan dünyaya getirdiğiniz çocuğa bir hayat hazırlamanız. Ara ara bir şiir vardır, okurum. Kimin olduğunu da oradan bulmuştum. Bakın bu şiiri yıllar önce, evet, bu şiiri yıllar önce bir Erzurum Kars tren seyahati sırasında vagonun birinde okumuştum. Bir bölümü, hepsi yazılmamıştı orada. Doğmamış çocuklara diye. Bakın bir çocuk, bir çocuğun dünyaya gelişini sağlayan anne ve baba. Dünyaya o çocuğu getirdiğinde artık her şeyi bitirmiş olmuyor. Anne ve baba olmuyor. Asıl olan, asıl olan ondan sonrası. Neden? Bakın doğmamış çocuğa da şöyle var. Şiir kimindir tam bilmiyorum. Uykusuz gecelerin getirdiği çocuklar. Her zaman mavi değil bu gökyüzü, bu deniz. Buruşmuş sarşafların üzerinde bilmeden size acı bir dünya hazırlıyor anneniz. Kapanmış kapılardan geri dönüp çaresiz hayatın rüzgarlarında savrulur durursunuz. İnsanın kuruş kuruş satıldığı devirde doğmayın ne olursunuz. Çok severim bu şiiri. İnanın çok severim. Neden? Çünkü geleceği dünyadan habersiz dünyaya getirilen çocuklar, çocuklar sonradan şey çocuklar doğarken eşkıya, hırsız, arsız, namussuz, şu bu olmuyor.
coğrafyası, çevre koşulları, dünyaya geldiği yer, onu o yere sürükleyen etkenler, değil mi? İdari şekli, ülkenin idari şekli, her şey burada bir etken. Her çocuk annesinden suçsuz doğar, melek doğar. Sonradan değişir. Neden? İşte o şartlar, o koşullar. O çocukların dün işte o Tırıkpa, hangi parksa işte oradaki kavgası doğduklarından önce değil, doğduktan sonraki durumdur. Malum konudur, %90. Şimdiki gençler herhalde kalkıp senin siyasi görüşün buydu, benimki buydu diye tartışmıyorlar. O eski gençlerdeydi. Çünkü eski gençler daha çok okuyordu. Şimdi bilgiye daha kolay ulaşılıyor. Ama bilgiden daha çok uzaklaşıldı. Eskiden bilgiye zor ulaşılıyordu ama daha çok bilgiliydi gençler. Neden? Çünkü okumaya mecburdu. Bilgi edinmeye mecburdu. Oturduğu zaman bir kafede ya da böyle eskisi gibi böyle şimdiki gibi öyle dolu dolu kafeler yoktu. Belirli kafeler vardı. Burada da oturduğunuz zaman bu tür kültür tartışmaları açılırdı. Eğer de kız arkadaşınız varsa onun yanında eğer de bilmezseniz onu yandınız ya. Vallahi yandınız. Onun için işte o çocuklar dünyaya getirmek, o buruşmuş çarşaflar üzerinde dünyaya getirmek yetmiyor. Dünyaya getirdikten sonrası önemli. Ha bunda herkes sorumlu. Sadece aile değil, herkes sorumlu. Hepimiz sorumluyuz. Sen de sorumlusun. Ben de sorumluyum. Hepimiz sorumluyuz. Ama bu şiiri de unutmayın. Şiir de güzel bir şiirdir. Cem Ataman merhaba, günaydın Lazaloğlu. Hayırlı günler dilerim, selamlar demiş. Çok teşekkürler, iyi günler olsun. Ben de size güzel günler diliyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler diyor ya. Motorları süreceğiz maviliklere de. Bir türlü şunu başaramadık ama bir gün başaracağız. Bir gün inşallah başaracağız. Evet, gazetelerimiz de geldi. Şimdi gazetelerimize bir bakalım. Gazetelerde neler var, neler yok. Evet, Mehmet de bu arada şeye gitmiş, berbere gitmiştim, kuaföre gitmiş. Ramazan ayını karşılıyor. Gerçekten işte bakın böyle güzel gençler var. Beni gibi değil bu gençler. Mesela İleri Gazetesi de hoş geldin Ramazan demiş. Ya Ramazan-ı Şerif. Şimdi 11 ay her türlü kötü tarafından bakmak istemiyorum ama gerçekten. Şimdi bir bakıyorsunuz 11 ay her türlü melanet serbest. 11 ay sonra 1 ay. O da valla nasıl olduğu belli değil. Neyse canım bana Allah herkesin ibadetini gönlüne göre versin. Benim de gönlüme göre, hayatımı da gönlüme göre versin. Alayım İleri Gazetesi'ne. Uf, en büyük sorunum bu biliyor musunuz? En büyük sorunum bu. Doğru diyorsun. Sevgili Şifa atmadığı için İleri Gazetesi yok. Yapacak bir şey yok. Sevgili Şifa. Bak görüyorsunuz değil mi? İki ayağın bir papuca giriyor. Başka hangi gazetede vardı? Onunla ilgili bu yok. Burada yok. Ödül haberi var. Saat kulesi haberi var. Ekonomi tarımda şey var. Bilfest'e davetliymişiz. Eğitimci Müdür Akın'ın destekçilerine seslenmiş. Son Haber gazetesi Rusya ve Ukrayna vazgeçilmez iki ülke demiş. İleri gazetesinde hoş geldin Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala. 2 gün kaldı. Yarın gece Allah nasip ederse inananlar sahura kalkacak. Ne bulurlarsa yiyecekler. Manda yoğurdu, kestane balı, anzer balı keşke bulabilseniz de, anzer balı yiyebilseniz, yulaf ezmesi, değil mi? Onu yiyip yatacaksınız ondan sonra. Nasıl dinginleşir insan, değil mi? Ekmek bulduysanız, ekmek. Bakın somun ekmek buluyorsanız vallahi şanslısınız. O duruma geldik. Somun ekmek 3,5 lira. Şimdi genelde köyden şehirlere göçmüş ailelerde kalabalık aileler bunlar. Şimdi hele bizim Mehmet gibi de bir
O evlatları varsa vallahi yandılar. 5 kişilik aileye 20 ekmek. Mehmet gibi biri varsa ailede. İşin şakası bir tarafa, gerçekten kalabalık ailelere Allah sabır versin, Allah kuvvet versin, Allah güç versin. Çok zor. Ekmek 3,5 lira. Pidenin fiyatını birazdan söyleyeceğim. Pidenin fiyatını birazdan söyleyeceğim. Ramazan geliyor, bereketiyle gelir derler. Ama babanın çektiğini de ya da ailenin ekonomisini ayakta tutanın çektiğini de Allah bilir. Hani derler ya, kurt kışı geçirir ama 7 ay yazı da unutmaz. Gerçekten öyle oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazır. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan eğlenceleri 2 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve tasavvuf müziği topluluğu konseriyle başlayacak. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek dedi, bir ey derviş. Annesiz kul var mıdır, değil mi? Ya. Karaalioğlu Parkı bu yıl da Ramazan eğlencelerinin merkezi olacak haberi var. Bununla ilgili bizim de görüntülü bir haberimiz var. İleri gazetesinin manşeti de buydu. Şimdi bir numaralı haber hazır mı arkadaşlar? Bir numaralı haberimiz hazır değil mi arkadaşlar? Bir el göreyim. Eli gördüm. Bir numaralı haberimiz hazır. Haberi izliyoruz, sonra yine beraberiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazır. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan eğlenceleri 2 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve tasavvuf müziği topluluğu konseriyle başlayacak. Etkinlikler kapsamında her gün farklı gösteriler ve sanatçılar sahne alacak. Her akşam 20.45'te Hacivat ve Karagöz gösterisi Antalyalılarla buluşacak. Ramazan ayı boyunca Sıla Gecesi, Hemşeri Geceleri ve konserler düzenlenecek. Burdurlular, Karslılar, Ispartalılar, Erzurumlular, Diyarbakırlılar, Kırşehirliler, Konyalılar, Elazığlılar, Giritliler, Sivaslılar, Karadenizliler, Antalyalılar, Çanakkale'liler ve Urfalılar gecesi de o yörelere ait şarkılar ve halk oyunlarıyla keyifli anlar yaşanacak. Her akşam saat 21.30'da başlayacak etkinlikler kapsamında 14 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek Urfalılar Gecesi'nde Mahmut Tuncer ve Zekeriya Ünlü sahne alacak. 7 Nisan Perşembe Çiğdem Gürdal, 9 Nisan Cumartesi Ece Mumay, 19 Nisan Cumartesi Elif Kaya, 22 Nisan Cuma Sakiler, 30 Nisan Cumartesi Göksel konserleriyle Antalyalılar eğlenceli saatler yaşayacak. Etkinlikler kapsamında 27 Nisan Çarşamba gecesi ise Kadir Gecesi özel programı yer alacak. Ya ilahel alemin. Vatandaşlar Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulacak Ramazan çarşısında alışverişten yeme içme ve eğlenceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Luna Parks'ta her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da çocukların vazgeçilmezi olacak. Bu yıl 23-14 Nisan tarihlerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cam Piramit Festival alanında gerçekleştirilecek etkinlikler için birçok farklı ülkeden Antalya'ya gelen konuk çocuklar Karaalioğlu Parkı'nda özel gösteri sunacak. Evet, Ramazan'la birlikte Ramazan sofralarımızın vazgeçilmesi, Ramazan pidelerimiz. Bugün bir gazetede vardı. Ekspres gazetesini alabilir miyim arkadaşlar? Ekspres gazetesinde ekmeğe yine zam geliyor demiş Murat Totoş. Ya Murat kardeşim, iyi dostumdur, iyi arkadaşımdır, hemşerimdir, işbirlidir. Buğday fiyatlarının artmasının ardından ekmeğe yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. ATSO Yönetim Kurulu üyesi Murat Totoş, ekmeğin fiyatının en az 4 lira olması gerektiğini söyledi.
bugünkü girdilere baktığınızda gerçekten öyle. Hani dedik ya, Ramazan mübarek bereketiyle geliyor da, o bereketi sofralara sağlayan evin reislerinin, reisinin ya da ekonomisine bakanların ne çektiğini de onlar bilir. Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday fiyatını %22 artırdı. Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2650 liradan 3210 liraya çıkarıldı. Bu zammın ekmek fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Ramazan ayı sonunda ekmeğe zam yapılabileceğini söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Totoş, girdiler arttıkça zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Totoş, ekmeğin fiyatı en az 4 TL olmalı şeklinde konuştu. Niye öyle demiş? Totoş niye öyle demiş? Bir bakalım. Evet, buğday fiyatı eşittir ekmek fiyatı. Her geçen gün buğdaya zam gelirse bu otomatik fiyatlara yansır diyen Totoş, bunun ekmek fiyatlarını da etkileyeceğini söyledi. Ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Totoş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin verdiği bir buğday vardı. Onu da ne zamana kadar, nereye kadar verecek belirli bir süre oturduktan sonra bir şeyler kesinleşir. Buğdayın fiyat artışı bu şekilde devam ederse Ramazan ayı sonunda fiyat artışı gündeme gelecektir dedi. Bir ekmeğin en az 4 lira olması gerektiğini ifade eden Totoş, bunun matematiği çok basit aslında. Unun çuvalı 400 liraysa ekmeğin fiyatı 4 lira. Unun fiyatı 500 liraysa ekmeğin fiyatının da 5 lira olması gerekiyor. Un enerji sabit girdi fiyatları endeksli olan bir şey. Burada fırıncının yapacağı herhangi bir şey yok. Girdi maliyetleri sürekli artarsa, sabit girdilerde bir süspansiyon sağlanmazsa nihayetinde ekmeğe de zam gelecektir. Kimse zararına çalışma şansına değil, yani mecburiyetinde değil. Yani Ramazan sonunda biz bir zam kaçınılmaz, mutlaka gündeme gelecektir şeklinde konuştu. Şimdi İki taraftan bakalım. Ben tüketiciyim. Ekmek tüketicisiyim. Ekmeği bandırıp yemedikten sonra karnımız doymuyor. Çünkü manda yoğurdunu her zaman bulabilme şansımız yok. Getirmiyor o manda besleyenler, getirmiyor. Çok tembih ettim ya. Lütfen her ay 10 kilo getirin bize diye getirmiyorlar. Kestane balını bir kamyon almıştık. Bitti. Geçen kış boyu kestane balı yedik ki hastalıklardan uzak kalalım. Yulaf ezmesini de bu Rusya, Ukrayna çatışmasından dolayı yulafta da bir kısıtlama oldu gibi. Başka ne vardı? Akşam yemeğinde başka ne vardı? Neyse işte bunlar, bu tür şeyler. Nasıl yok? Hurma, hurma, bir de hurma. Hurmayı da Arap'takiler, Arabistan'daki arkadaşlarımız bu ara kesti arayı. Selam sabah vermez oldu. İşin şakası bir tarafa, Türkiye'de insanlar beslenemiyor. Doyuyorlar sadece. Neyle doyuyor? Ekmekle. Ekmek de 4 liraya çıkarsa yandı gülüm keten elba. Şimdi Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Pidelerimiz, Ramazan pidelerimiz. Yumurtalısı var, susamlısı var. Yumurta fiyatları malum. Gün sabah bir gittik marketten yumurta almaya ki yumurta da eskiden tavuklar yumurtladığı zaman gıt gıt gıdak falan derdi. Şimdi horoz ötüyor. Nasıl ötüyor? Öyle bir zam geldi ki öttürdü herkesi vallahi. Şimdi hal böyle olunca ister istemez her şeye yansıyor. Yani o akaryakıta zam geldiğinde gidip akşamdan doldurup bir depoyla kurtarıyorsunuz ya. Ah, bir depo aldım, şanslıyım. Hayata böyle bakmayın. O depo bittikten sonra yine gidip o sıraya giriyorsun. Ya da işte öyle doldurmak mecburiyetinde kalıyorsun. O %127'lik, 128 değil. 128 başka bir şeyi andırıyor. 128 demek yasak. Ama 127 diyebilirsiniz. Ya da 127 artı 1. O %127 zam geldiğinde sesiniz çıkmadı ya, sarı öküzü o zaman verdiniz işte. Sarıdan o gün gitti, gidiş o gidiş. O gün kırmadan dökmeden demokratik hakkımızı arayacaktık. Artık geçti. Nasıl geçti, kime geçti, nereye kadar geçti? Bayağı iyi geçti ama. Değil mi? Birçoğumuz belki hissetmediniz, alışkanlık oldu.
Gerçekten alışkanlık olmuştur birçoğunda. O yüzden ama olan oldu. Gerçekten. Bir de biri vardı bu milletin dedi o işte %127'yi tedavüle koydu. Bakın başka kalbinize başka bir şey geçmez. Gerçekten. Gözümüze gözümüze ortadaki Z harfi kalbinize bir şey geçmesin. Koydu şeye tedavüle %127 sesimiz çıkmadı. İşte öyle olunca bu yıl pideyi kaça yiyeceğiz? Bu kadar konuşmam o pideyi kaça yiyeceğimizi anlatmak içindi. Ben de bir şey anlatamıyorum. Kelime hazinem çok düşük. Gerçekten. Yok böyle çok fazla kelime bilmem. Mesela ne Dirina Köprüsü'nü okudum, ne ekmeğimi kazanırken okudum, ne Çanlar Kimin İçin Çalıyor'u okudum, ne Kızılnehirleri okudum, ne İnce Mehmet'i, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okudum, ne Gorki'nin, benim üniversite, Alex Gorki'nin miydi yoksa Solzhenitsyn'in mi? Benim üniversitelerimi okudum, ne ana kitabını okudum Gorki'nin, onu biliyorum çünkü yakında bir daha okudum. Ne Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirini okudum. Ne Nutuğu okudum. Yani klasikleri de okumadım. Bu tarafa ve öbür tarafa gerekli olan kitapları da okumadığım için kelime hazinem biraz daracık. O yüzden bir pide fiyatını sizinle paylaşabilmek için nerelerden geçiyorum görüyorsunuz değil mi? Ya Pablo'yu biliyor musunuz? Pablo'yu. Dirina Köprüsü'nde sanıyorum. Dirina Köprüsü'ndeki Pablo'yu biliyorsanız hayatta birçok şeyi biliyorsunuz. Mücadelenin ne olduğunu. O zaman şimdi pide mücadelesi var. Fırıncıyla tüketici arasında müthiş bir mücadele var. Fırıncı ayakta kalabilip tüketiciyi de tüketicinin sofrasına pideyi götürebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Gerçekten onlar da yoğun bir çaba sarf ediyor. Kabahat onlarda değil. Şarkıda var ya kabahat sende değil. Sana gönül verende. Kabahat senle bende. Başkasını da aramayacağız. Kabahat senle bende. Evet epey konuştum ben. Arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlar. Ramazan pidesiyle ilgili. Şenol Civciv'in haberini Recep Sarıyar'ın görüntüleriyle. Hazır değil mi? Akşam az dur. Of akşam şimdi dur. Pide. Ha böyle dur. Pideyi dur. Pide dursun. Heh. Şu pide ya. Of nasıl böyle güzel olur. Hele bir de akşama kadar aç susuz kalmış. Ne oldu Mehmet? Vallahi Mehmet şöyle yaptı. Şimdi eğer akşama kadar da oruç tutmuşsanız, değil mi? Onun da verdiği bir huzur var. Hakikaten. O nasıl tatlı gelir biliyor musun? Ve bunu alıp pideyi alıp eve getirene kadar o fazla kızarmış tarafından bir tane kesip yiyebilmeye o anda neler verirsiniz? Evet, yaşanmışlıklar bunlar. Şimdi haberi bir izleyelim sonra yine beraberiz. Un, elektrik, akaryakıt fiyatlarındaki artış Ramazan pidesinin üretimini de olumsuz etkiledi. 11 ayın sultanı Ramazan'da sofraların vazgeçilmezine zam kaçınılmaz oldu. Antalya'da geçen yıl pidenin fiyatı değişmemiş, gramajı düşmüştü. Vatandaş 250 gram pide için 3 lira para ödemişti. Bu yılsa pidenin hem fiyatı hem de gramajı değişti. Ramazan'ın vazgeçilmezi 260 gram olarak 5 liraya satılacak. Geçen seneye göre fark olmak zorunda. Yılbaşından itibaren zaten bir asgari ücrette artışımız oldu. Elektrik deseniz ona keza mazottur, benzindir, yakacaktır. Bunların hepsine gelen zamlardan dolayı böyle bir uygulama yapmak durumunda kaldık. Ramazan pidesinin fiyatını kimi makul karşılarken kimi de zorlaşan hayat şartları sebebiyle yüksek buldu. 5 lira yüksek yani. Şu an Ramazan ayında yani. Zaten insanlar borçlu dertli yani. Her şey kredi kartını dökmüş yani. Benim için çok ama bazıları için çok değil. Ben şu anda burada bedava ekmek alıyorum. Şu ortamda gayet normal diyorum ben. Bu 5 liranın içerisinde susamı var mı, yumurtası var mı? Bir yumurta 2 lira.
susam galiba 320 lira ne kilosu. Fırıncılar Odası Başkanı Murat Ülger, Antalya'daki pide fiyatlarının diğer illere göre uygun olduğunu söyledi. Valla diğer illerde bu 6 lira olarak açıklandı biliyorsunuz. Biz 5 lirayı uygun gördük. Neden? Halkın alım gücü olsun diye zaten düşündüğümüz o. Her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalan fırıncılar zarar etse de Ramazan'ı bu şekilde geçirecek. Bilemiyorum tabii ki, her gün fiyatlar değişiyor. Her gün yeni zamlarla karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok, fiyatı aldık. Halkımıza en sağlıklı, en güzel şekilde hizmeti yapacağız. Zarar etsek de, kar etsek de bu ayı böyle atlatacağız. Evet, Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Murat Ülger, Antalya Fırıncılar Odası Başkanı, o da gerçeği anlatıyor. Ama anlatırken gerçekten yüzüne bakıyorum, ne söyleyeceğini şaşırmış. Niye? Çünkü kendi elinde değil. Hakikaten artık esnafın elinde bir şey yok. Esnafın elinde bir şey yok. Son günlerde özellikle uğraşıyoruz kiralara 3 kat zam yapılsın diye. O kadar çok pompaladık ki piyasayı. İşte ev sahipleri 3 kat şey ya yapmayın ne olursunuz. Bu ülkede güzel insanlar da var. Fırsatçıların dışında güzel insanlar var. Mesela fırıncılar gerçekten güzel insanlar. Ya fırıncı olmasa ne yiyeceksiniz ya? Ben bunu da merak ediyorum. Bu arada sevgili Şenol Civciv aradı, dedi ki abi dedi, servisçiler de zam yaptı. Servislere de zam geldi ama Servisçiler Odası Başkanı konuşmuyor dedi. Niye? Abisi mi kızıyor? Niye konuşmuyormuş? Ben gazeteci olacağım. Servisçiler Odası Başkanı konuşmayacak. Vatandaştan gider görüntü görüşünü alırım. Ondan sonra Servisçiler Odası baksın ki nasıl konuşuyor. Niye konuşmuyormuş? O zaman keyfi zam yapıyorlar. Kendilerine bir şeyler almak için. Ya da kendi keselerini doldurmak için diye düşünürüm ben de. Neden zam yaptığının gerekçesini açıklamazsa ben öyle bilirim. Efendim siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Hayır kardeşim. Bak Fırıncılar Odası Başkanı ne güzel derdini anlattı. Değil mi? Mesela Kahveciler Odası Başkanı ne güzel anlatıyor değil mi? Hiç duydunuz mu? Yok. Niye? Çünkü eş durumundan korkuyor ama seçim geldi. Yarın seçim mi var? Yok bugün. Bugün seçimi var Kahveciler Odası Başkanı'nın. Bugün ne yapacak? Gitti dolaştı geldi kahveciye. Ha bu kahveciler de bunu seçerse o zaman eyvallah önümü iliklerim. Eyvallah derim. Çünkü onlar daha iyi biliyor diye. Şimdi evet gerçekten ya bir saniyeni alacağım sevgili şu fırının ismini kapatmak kaydı ile. Bir fotoğraf atıyorum sevgili Muzaffer. Çünkü hakikaten çok önemli bir şeydi. Keşke dün akşamdan bilmediğim için, gerçi biliyordum. Bu fotoğrafı keşke o zaman ben de almış olsaydım. Sabah gelir gelmez hazırladık. Muzaffer attım. Bir fırıncı esnafının yüreğinden gelen. Bakın ben pastacı çocuğuyum. Esnaf çocuğuyum ben. Pastacılar yani bu tür un mamulleriyle haşır neşir büyüdüm. Süt mamulleri, un mamulleri, tatlı. Hakikaten çok zordur. Cumanız yok, cumartesiniz yok, pazarınız yok, bayramınız yok, seyranınız yok, hiçbir şeyiniz yoktur. Hiçbir şeyiniz. Karşılığında da sadece zam yaptığınızda beddua alırsınız. Bak, uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz, herkesten özür diliyoruz diye bir fırının şeysiydi, paylaşımıydı. Sevgili Turay Sabur paylaştı, sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Diyor ki Ali Bey, bu yazı bir fırın camına asılıydı. Acı değil mi demiş. Acı. Gerçekten acı. Ama şimdi kısa bir ara geliyoruz. We'll be right back.
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na elimden gelse daha çok bağış yapmak istiyorum. Memleketime olan borcumu ödemiş olmanın rahatlığını hissettim. Hepsi altıncı bir çocuklar. Vatan için çalışıyor. Bizim için çalışıyor. SİHA'larımız meydan okuyor işte. Karabağ Savaşı'nda Libya'da gördük. Askerimiz modern, araçlar gereçler modern. İnsanın göğsü kabarıyor. Bu memleket davasına, bu bağış insanın içindeki sevgiden, saygıdan, inançtan gelen bir şey. Vatanımız, milletimiz var olsun. Her zaman şan olsun, şan olsun, şan. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Bilenler bilir, meşhur sanayi tostu, Tostçu Mami'de yenir. Her seferinde aynı tat, aynı lezzet Tostçu Mami'de. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız en meziz sanayi tostu, Mami Reç, Etobur ve Atom gibi spesiyallerinin yanı sıra 17 çeşit tost seçeneğiyle Eski Sanayi, Kepez Devlet Hastanesi ve Manavgat'ın ardından 4. şubesiyle şimdi de kültürde. Aynı kalite ve lezzetle yakında Antalya'nın her yerindeyiz. Tostçu Mami. Franchising bayilikleri için lütfen iletişime geçin. Geleceğimiz çocuklarımız. Minicik kalplerin tertemiz dünyasında artık hiçbir şeyin kirlenmesine izin vermiyoruz. Çocuklar dilediğince özgür olsun diye halılarınız artık eskisinden daha da temiz oluyor. Profesyonel ekip, teknolojik hizmet ve kapıda teslimat Akdeniz Halı Temizleme'de. Hijyenik, güvenilir ve ekonomik hizmetin ilk adresi Akdeniz Halı Temizleme. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ve yönetimini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, ulaşım esnafının her zaman yanında olduğunu belirtti ve taşıyanın da taşınanın da mutlu olduğu bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Karamollaoğlu, Başkan Muhittin Böcek'in Antalya için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek çalışmalarında başarı diledi. Başkan Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı'nın açılışına katıldı. Üreticinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hamlesiyle üretimin her aşamasında çiftçinin yanında yer almaya gayret gösterdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan'da kapılarını açmaya hazırlanan Expo 2021 Hatay için son hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Expo'da Antalya'yı düğmeli evlerle temsil edecek. Expo alanında yapımı tamamlanan Antalya evinin çevre düzenlemesinde de sona gelindi. Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bireyler etkinlik gerçekleştirdi. Büyük Ozan Aşık Veysel, vefatının 49. yıl dönümünde düzenlenen konserle anıldı. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 1000 parça malzemenin bulunduğu Çanakkale sergisi açıldı. 22 Mart Dünya Su Günü'nde suyuna, geleceğine sahip çık sloganıyla 5 farklı noktada konser gerçekleştirildi. Baharın gelişi Nevruz Bayramı etkinlikleriyle kutlandı. Başkan Muhittin Böcek'in önem verdiği yerelden kalkınma hedefiyle tarıma destekler sürüyor. Örtü altı üretimde tarım zararlılarıyla mücadele kapsamında üreticilere ışık tuzağı desteği sağlanarak organik üretim artacak. Alanya'da yapımı devam eden Toptancı Hal projesinin %80'i tamamlandı. 26 bloktan oluşan Toptancı Hal'inde 159 iş yeri ve 78 ardiye yer alacak. Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak. 320 bin metrekare alanın üzerine kurulu Kaşkınık Toptancı Hal Kompleksi projesi tüm hızıyla sürüyor. Manavgat merkezinde en fazla nüfusa sahip Sarılar Mahallesi'nde içme suyu basınç düşüklüğü, mahalleye döşenen 85 kilometrelik içme suyu hattıyla çözülüyor. 3000 metrekarelik alana inşa edilen Kemer Otopark ve Pazar Yeri projesinde çalışmalar hızla sürüyor. 160 pazar yeri alacak şekilde planlanan proje, pazar kurulmadığı zamanlarda 130 araç park edebilecek şekilde düzenlenecek.
11.110 metrekare inşaat alanına sahip Manavgat-Toptancıhali projesinin inşaatında çalışmalar son hızıyla sürüyor. Kaba inşaatı biten projede ince işçilik çalışmaları başladı. Antalya için çalışıyoruz. 1950'lerden bugüne kuyrukta bekleten Lezzet Sultan Yar Kebapçısı. Lezzet ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla sizlerle. Sultan Yar Kebap, Viran Şehir, Özel Lahmacunu, Sultanların ağzına layık zengin kebap menüsü ve ayrıcalıklı diğer tatlarıyla dünden bugüne kaliteden ödün vermeden hizmetinizde. Yeşilbahçe Mahallesi, Metin Kasapoğlu Caddesi numara 30. Bilgi ve rezervasyon için 0242 326 63 63. Yeniden birlikteyiz ve o görüntü ile, o söz ile gitmiştik araya. Araya o söz ile gitmiştik. Yok tabii bir sıkıntı yok. İyi güzel. Ekmeğe zam geldiği haberini de, zam gelecek haberini de Murat Totoş'tan Ekspres gazetesinden öğrenmiş olduk. Evet, Ramazan pidesini de öğrendik böylelikle. Şimdi farklı bir habere gideceğim de, farklı bir habere gitmeden, ya bir direk var, paslı bir direk, direğin arasında çekilmiş bir arazi fotoğrafı, 3 tane farklı fotoğraf olacak. O fotoğrafları peş peşe bir ekrana getirelim. Sabah anonsunu yapmıştım. Dün izleyicilerimden biri aradı. Ben de diyorum niye bu kalın görünüyor bana. İzleyicilerimden biri aradı beni. Dedi ki abi dedi, her şeyi dile getiriyorsunuz ama dedi bazı olan bitenden haberdar olmuyorsunuz. Mesela dedim. Dedi ki Meltem'de bir arazi üzerinde bir şeyler yapılıyor dedi. Bir çalışmalar var dedi. 100. yıl Meltem'deki de 100. yılda 100. yıl spor tesisleri vardı. Orada inşaat yapılıyor dedi. Fakat dedi mahalleli dedi tedirgin bu konuda. Niye dedim ya tedirgin, ne güzel işte atıl durumdan kurtarılıyor falan diye. Bir çalışmalar başlamış burada, kamyonlar yük çekiyor, dozerler mozerler gelmiş şey yapıyor. Ve bu bölgedeki yöredeki insanların şöyle bir kuşkusu var. Ya da bu konuşuluyor Meltem'de. Burası... söylentilere göre, yöredeki insanların konuşmalarına göre Katarlılara verilmiş. Ve Katarlılar burada otel ve AVM türü bir şey yapacak diye. Şimdi Katarlılar almış ya da işte verilmiş şu bu yüzyıllığına kiralanmış. Şehir efsaneleri farklıdır. Ama ne olup ne bittiğini de çevre halkı tedirgin bir şekilde bekliyor. Evet, gerçekten burada ne yapılacak? Eski 100. yıl amatör spor kompleksinin olduğu yer. Çünkü orada vatandaşların tedirginliği bize kadar yansıdı. En son gazeteciler duyar birçok şeyi ama. O yüzden bunun nedir ne değildir, eğer bir açıklama yapılırsa, etkili ve yetkililerden bir açıklama yapılırsa, burası hangi firma ne yapıyor? Burası spor, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndü. Gençlik Spor İl Müdürlüğü buraya karşılık başka bir yerlerde bir yerlere arsalar verdi, araziler. Epey bir çertefilli iş. Ya da benim kafam o kadar çalışıyor.
Çünkü benim bazen devreler yanıyor. Devrelerin yanmış zamanına denk gelmiştir. Fakat burayla ilgili burada ne yapılıyor, ne ediliyor diye kime bağlıysa, neyse, ne değilse bir açıklama yapılırsa vallahi ben de bunu kamuoyuyla paylaşırım. Meltem Mahallesi'nde oturanlar bu endişelerine ya devam ederler ya da bu endişelerinden vazgeçerler. Biri buydu. Dün yine bir izleyicim dedi ki, ya ben dedi sizi dedi izliyorum dedi. İsim de sormadım. Cep telefonundan ulaşmış. Ali Orhan'a ulaşmak istiyorum diye uzun bir zaman çaba sarf etmiş. Ya ben ulaşılmaz bir adam vallahi değilim ya. Bir telefonunuzun ucundayım. Siz beni bazıları gibi böyle ulaşılmaz falan diye düşünmeyin. Vallahi değilim. Telefonun ucundaki adamım. Ya da sokakta birlikteyiz zaten. Bu ara pek sokağa çıkamıyorum ama. Şimdi sokağa çıktığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Her çıktığınızda masraf artıyor. Onun için ne kadar erken eve girerseniz o kadar iyi. Etmiş eylemiş kızı, beni arayan izleyicimin kızı telefon numaramı bulmuş. Ya benim telefonumu vallahi kuruma da telefon etseniz verirler. Benim saklı değil ki. Sosyal medyamda var. Saklamam ben telefonumu çünkü kimseden kaçmıyorum ki. Dedi ki ben Habibler Mahallesi'nde oturuyorum dedi. Ve dolayısıyla da Habibler Mahallesi'ndeki cumartesi pazarına gidiyorum dedi. Cumartesi pazarındaki dedi bazı hal ve hareketler beni rahatsız ediyor dedi. Başkalarını da rahatsız ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum dedi. Hayırdır dedim. Yani konuşmasına baktığımızda 55-60 yaş arası biri diye düşünüyorum. Mesela benden 25 yaş falan daha genç. Genç bir insan. Dedi ki ya dedi pazarcılar dedi teraziyi arka tarafa koyuyorlar dedi. Tezgahın arkasına dedi. Orada bir tezgah yapıyorlar dedi. Siz dedi ürünü alıyorsunuz dedi. O eline 2-3 tane daha dedi ürün alıyor dedi. Atıyor dedi teraziye. Terazi sağlam mıdır değil midir belli değil. Bir de dedi önünde duruyor dedi. Arkasını döndü dedi. Sen hiç göremiyorsun terazinin libresini. İki tane daha atıyor abi ikisi de benden olsun diyor ama dedi diyor. Bir kilo alıyorsanız bir kilo mu aldınız? Bir kilo 100 gram mı geldi? 700 gram mı geldi dedi bilmiyorsunuz dedi. Zabıta bunları denetliyor mu diye sordu. Zabıtalar genelde denetlerler. Köyden gelenleri o kenarlara şey koyanlar vardır ya. 3 tane marul 5 tane maydanoz satacak. Öbürlerine dokunamaz. Bizim zabıtalar yerde karo taşı sayarlar. Vallahi. Ama geçmişte Büyükşehir'in 2 zabıta kolu vardı. Biri kırmızı elbiseliler. Özel tim. O dönemin başkanı vardı. Şimdi bir başka partiye gider mi gitmez mi diye Büyükşehir Belediye Başkanı tartışılıyor. İyi mi olacak? Aklanacak mı? Böyle bir tartışma var. Çünkü dün bir tweetini paylaştık. Sevilmediğiniz yerde çok durmayın bilmem ne gibi bir tweeti vardı. Dün Antalya kamuoyunda bu da çok tartışıldı. O zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 tip zabıta vardı. Biri saldırı gücü, öbürü zabıta gücüydü. Sanıyorum öyleydi. Şimdi zabıtalar pek bu işe bakmıyor ama vatandaşın da canı yanıyor. Habibler Mahallesi'nden gelen bu serzenişi de yine sizinle paylaşmaktan onur duydum. Şimdi... Abi oradan da buraya nasıl geçiş yaptın? Vallahi seni tebrik ediyorum ya. Muzo öyle bir sorunu anlatıyorduk ki sen öyle bir geçiş yaptın ki. Şimdi ben devamlı bu bastonlu, görme engelli bastonudur bu. Programım sırasında ara ara böyle elimde olur. Genelde de bununla ya da zamlarla birlikte sizinle program yapıyorum. Bu zamları temsil eder. Durmuş Lafçı Usta'mın hediyesidir. O bugünleri ta kaç sene önceden görmüştü. Gerçekten kaç sene önce yaptı bunu. Çünkü bugünleri görmüştü. O bizi gibi değil. O biraz daha erenlerden. Bunu da sağ olsunlar bir programa geldiğinde getirdiler bana engelliler. Ve bunu o insanların toplumumuzda bizimle birlikte olduklarını anlatabilmek ya da sizlere de anlatabilmek adına devamlı taşırım elimde. O fotoğrafı ben attım mı? Bir bakayım. Bugün atmışım. Şöyle bir gölgeli fotoğraflar var. O fotoğrafı bir verirsen. Diyor ki Süleyman Bulut. Azıcık düşünebilsek, sokakta yalnız olmadığımızı, saygı gösterebilsek insanlara,
Görme engelli 3 vatandaşımızın beyaz bastonlarından tıkır tıkır ses çıkmasına rağmen duymayanlar. Bu fotoğrafı onun için paylaşmış. Duymayanlar. Nerede dikildiğini görmeyenler var. Yanındaki kolundan çekiştirmesine rağmen ne olduğunu anlayamayan Mongolit kıpırdamadı bile diyor. Şimdi şurada şu engellilerin bakın şeyi görünüyor. Bastonları görünüyor. 3 tane engelli bastonu var burada. Bu yol da onların. Bu yol onların. Gerçi o yolların önüne o kadar çok engel koyuyoruz ki engelliler hedeflerine ulaşamasınlar diye. Neden? Çünkü biz seviyoruz böyle şeyleri. Biz engellilere engel koymayı seven bir milletiz. Turay Sabur demiş ki günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Bugün yine formundasın, kolay gelsin. Abi formda falan değil, normal halim bu benim. Her zaman normal halim de bazen böyle düşüyor, ister istemez düşüyor. İnşallah hiç düşmez. Ahmet Oktay da demiş ki bir iki gündür bunu anlatmak istiyor. Diyor ki Doğu Garajı'ndaki eski Merkez Bankası binasına gidilen kaldırımdan bir şey varmış. Milli Piyangocu'nun satış standı. Bizi diyor çok engelliyor diyor ama. Ne kadar diyor bunu diyor şikayet ettiysek engelli bir türlü o engeli bizim engelimizden kaldırmadılar diyor. Yani diyor bizi saymıyorlar diyor. Ya o insanlar da bizim fertlerimiz, bizim ailelerimizden birileri. İlle de benim ailemden birinin mi bastonla gezmesi lazım ki her gün dile getireyim? Allah'a şükür. Ama olmayacağım diye bir kural yok. Yarın sabah kalktım ki gözlerim görmüyor. Ne diyeceğim? Ben de buna kaldım. Ve bu sefer ben şikayet etmeye başlayacağım. Ya habire önümüzü açacağım burada kim program yapıyorsa, değil mi? Ya arkadaş ne olursunuz bir sabah da şu engellilerin sıkıntısını dile getir. Buradaki de diyecek ki sen orada program yaparken kaç defa getirdin dile. Ya. Onun için bencilliklerden kurtulalım. O insanların da yaşam haklarının olduğunu bilelim. Saygı gösterelim. Mongolitler. Virüsler, Hüdayin abidler, oluşmamışlar. Sadece ve sadece dünyaya işte o buruşmuş çarşaf üzerinde gelmekten başka hiçbir şeyiniz yok sizin. O engelleri çıkaranlar için diyorum. Atatürk Caddesi'ni konuşmuyorum. Bak oraya ne oldu? İçimde bir ses yine bu taraftan bu taraftan dürtüyor beni ya diyor oradaki diyor Bedevi çadırları ne olur? Ya bir sus ya. İçimdeki ses ne olursun sus. Oradaki Bedevi çadırlarını kaldırmaya kimsenin gücü yetmiyor. Bir sus içimdeki ses ya. Bir sus ben konuşayım ya. Yok kimsenin gücü yetmiyor. Evet. Bak içimdeki ses söylüyor. Ben öyle şeyler söyler miyim ya? Benim ne haddime? Atatürk Caddesi'ndeki Bedevi çadırlarının Antalya'da hiç kimsenin onları kaldırmaya gücünün olmadığını söylemek benim ne haddime? Vallahi içimdeki ses söylüyor. Böyle de bir şey var. Böyle ara ara ben gidiyorum o geliyor. Eğer bakın böyle büyüklerimize karşı söylenen sözler varsa ben söylemiyorum. İçimdeki ses söylüyor. Onu biri dürtüyor o da konuşuyor. Ben sadece böyle onu. Ghost filmini izlemiş miydiniz? Hah, aynen onun gibi. Evet devam edelim. Bakalım başka ne var ne yok. Ahmet Köksalan günaydın iyi yayınlar demiş. Sevgili Ahmet abi bir gün seninle şöyle bir gün değil aslında bir ay bir yere kapanıp Antalya'nın gelmişini, geçmişini, geçmişinden bugüne, bugün olanlarını, abilerini konuşmak isterim. Abileri. Halen de Antalya'yı farklı yerlerden idare etmekte olan abilerini. Yatını 14 Temmuz'da bir yere sürenlerin sonradan nasıl kitaplar yazdırdığını konuşmak isterim. Ah güzel şeyler var. Çok şey var da. Ali Aydın Baba günaydın demiş. Ne oldu Ali abi? Yukarıda nasıl hava nasıl oralarda? Diyor ya hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Şimdi dostluk dedik. Ha şu saat kulesi olayımız var. Daha var. Biraz daha saat kulemize de bir bakalım. Saat kulesi özüne dönüyormuş.
Eski fotoğrafını da koymuşlar buraya. Yeni Yüzyıl gazetesinden alalım. Antalya'nın en önemli sembollerinden Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başladı. Bizans dönemi ise Bizans'ta kubbe var mı? Bizans'ta. Kubbe genelde köşeli kubbeler vardır orada Bizans'ta bildiğim kadarıyla. Tarihten çok anlamam. Ya da ne diyorlar bu hem tarih hem eser olunca, yapı olunca hangi bilim dalı? Mızo, hangi bilim dalı? Üh diye bir bilim dalı yok. Üh diye bir bilim dalı yok. Söyleyemiyor musun? Bilmiyor, bilemedin mi? Antalya'da tarihi kale içinin ana giriş kapısı olarak bilinen dünkü haberin başlangıcı da böyleydi. Dünkü haberin başlangıcı da böyleydi. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunu görüntülü olarak elimde bunun haberi var. Saat Kulesi haberi. 6 numaralı VTR hazır mı arkadaşlar? Hazır. O zaman şöyle yapalım. Haberi bir izleyelim. Haberi izledikten sonra beraberiz. Ondan sonrası dur bakalım ne olacak. Nefesimiz yeterse devam edeceğiz. Haberi izliyoruz. Antalya'da tarihi kale içinin ana giriş kapısı olarak bilinen kale kapısında 2. yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin restorasyonu için proje hazırlandı. Kubbe formu yapılarak projesini hazırladık. Koruma kurumlarına geçti. İnşallah önümüzdeki yıl özgününe uygun şekilde burayı restorasyona alacağız. Dönemin Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar restorasyonu bu şekilde duyurmuştu. Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi'nin restorasyon projesi Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylandıktan sonra ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan şirketin üstlendiği restorasyonda süre 300 gün olarak belirlendi. Şubat ayı ortalarında başlayan restorasyonun 10 Aralık'ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sözleşmesi bedeli ise 1 milyon 229 bin 546 lira. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon projesi Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kulenin 8 metreye kadar olan kısmına dış duvardaki dik merdivenlerden tırmanılıyor. 8 metreden sonra ise demir bir kapıdan içeri girilerek kule içindeki demir merdivenlerden 4 ayrı kata çıkılabiliyor. İlk katta kulenin etrafını saran balkonları, ikinci katta saat düzenekleri, üçüncü katında ise pencereler bulunuyor. Bazı kaynaklara göre rüzgar, bazılarına göre de yıkılarak yenine imitasyon taştan dentalar yapıldığı düşünülen kubbe, restorasyon çalışmasıyla yeniden kulenin tepesine inşa edilecek. Ayrıca kulenin iç kısmında betonla kapatılan yer açığa çıkarılacak şekilde 6 ila 8 metreye kadar betonla kapatılan ve toprak altında kalan kısmıyla etrafında kazı çalışması yapılacak. Restorasyonla birlikte kule duvarına bitişik taksi durağı ve ayakkabı boyacısının da kaldırılacağı açıklandı. Evet, Saat Kulesi'nin bu restorasyonuyla ilgili içimdeki sıkıntıları ya da şeyleri ne derler ona, kuşkuları sizinle paylaşmıştım. Fakat şimdi yeni bir kuşku daha içimde var. Çünkü Yivli Minare'den yola çıkarak, Yivli Minare'de de o restorasyon çalışmaları sırasında bazı şeyler gitti. Acaba diyorum burada Saat Kulesi ile ilgili arkadaşlar bir görüntü istediydim. Abi nasıl duymuyorsunuz? Yani mikrofon var, ben varım. Şimdi Saat Kulesi ile ilgili saati istiyorum. Orada bir saat var. Saatin görüntüsünü istiyorum. Musunuz? Gel. Az daha. Geri gelince göreceğiz herhalde. Yok. İleride.
Git git git. Ha bundan dur. O sen şurada dur. Ben de burada durayım. Bu saatin yerine eğer bir Çin malı saat gelirse hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Geçmişte Yivli minarelerin Çin ileri gitti. Defalarca dile getirmeme rağmen. Şey tadilat öncesi, restorasyon öncesi de dile getirmeme rağmen. Şimdi de bu saat üçüncü katta, ikinci katta mı saat şeyleri var ya, saatin olduğu bölüm. O bölümde nasıl bir çalışma yapılır? Ya bu saat eskidi, yerine bir tane getirip yeni saat koyup arkasına da bir tane Çin malı koyarlarsa, ön tarafta yine bu kalır. Hiç şaşırmam. Vallahi şaşırmam. Niye? Çünkü burada ne olup ne bittiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Nasıl bunlar denetim altında, kim denetliyor bunları, ne oluyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer bunları bilseydik, Yivli Minare'deki Çinlileri sorardık, hesabını sorardık. Soramadık, sorduramadık da. Evet, yine. Hadi kısa bir arada, aradan sonra beraberiz. Geniş malzeme seçeneğiyle 1989'dan günümüze, çiftçimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Farklı ürün seçeneği, çiftçimizin bütçesine uygun geniş traktör portföyü, sıfır ve ikinci el ziraat alet alım satımı, servis, yedek parça ve bakım hizmetleriyle her marka ikinci el traktör alım satımı. 30 yılı aşkın deneyim ve tecrübesiyle çiftçiyi teknolojiyle buluşturan, Türkiye'den dünyaya uzanan tarım firması Talay Ticaret. Bilenler bilir, meşhur sanayi tostu Tostçu Mami'de yenir. Her seferinde aynı tat, aynı lezzet Tostçu Mami'de. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız en leziz sanayi tostu, manireç, etobur ve atom gibi spesiyallerinin yanı sıra 17 çeşit tost seçeneğiyle Eski Sanayi, Kepez Devlet Hastanesi ve Manavgat'ın ardından 4. şubesiyle şimdi de kültürde. Aynı kalite ve lezzetle yakında Antalya'nın her yerindeyiz. Tostçu Mami, franchising bayilikleri için lütfen iletişime geçin. Ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Thank you.
Biraz önce bir görüntüler ekrana getirmiştim ya, 100. yılda ne oluyor burası diye. Nazife Boyacı demiş ki, günaydın Ali Bey, Meltem'deki o arsa önceden millet bahçesi olacaktı. Ne zamandır atıl durumda duruyordu. Satıla satıla korkarım İsrail ile Filistin gibi olacağız demiş. Ama bilmiyorum, Filistinliler toprak sata sata değil mi İsraillileri büyüttüler? Böyle durumlar söz konusu. İşte o tarihi pek bilmediğimiz için. Süleyman Bulut demiş ki, Saat Kulesi'nin tepesindeki şapkalı bir boru görünüyor. O ne ola ki, ne amaçla konmuş olabilir demiş. Bilmiyorum. Ama yakında o değişiyor. Oraya kubbeyi getiriyorlar. Kubbe. Bugünkü Yeni Yüzyıl gazetesinde var. Dün de Körfez'de vardı aynı haber. Musa İbrahimoğlu, günaydın, iyi yayınlar. Samsun'dan selamlar, sevgiler demiş. Teşekkürler. Evet. Fotoğraflar gelmeye başladı. Şeyler, yorumlar devam ediyor. Nurettin Utku demiş ki, Saat Kulesi tadilatı inşallah aslına uygun olur. Üç kapılar önündeki gibi beyaz olmaz. Bence tadilat ile saatlerin bir ilgisi olmaması gerek. Saatler çalışsa iyi olur. Abi benim anlatmak istediğim farklı. Saatlerle tadilatın nasıl işi olmaz? Aynı yerde o da. Ormanda aynı yerde. Evet, devam edelim. Bir iki fotoğrafımız daha vardı. O arada keşke, değil mi, o arsanın tekrar fotoğrafını bir koyabilseydik. Bir şeyler olsaydı. Muzo, bu değil, bu geçti, bunu konuştuk. Başka fotoğraf yok mu elinde? Ha, onları ver. Bu da Şeker Ayşe. Kilosu 70 lira. Ramazan. Allah nasip ederse Ramazan sofralarınızı süsleyemeyecek birçoğunuzun. Çünkü birçoğunuzun bunu alabilme parası yok. Niye, nereden Ali Orhan böyle şey dersiniz? Niye böyle düşünüyorsun diye düşünebilirsiniz. Ramazan Metin Dirçer demiş ki, abicim demiş, bugünün ekonomik koşullarındaki emekçi bir abinin şu cümlesi çok yerinde. Bugünün işini yarına bırak ki yarın yapacak iş olsun. Maalesef durum bu kadar vahim. Abicim, tüketici ağlıyor, üretici ağlıyor. Ahırdaki inekler, danalar, mandalar, koyunlar, keçiler, kuzular, kümeslerdeki horozlar ve tavuklar ağlıyor. Akarsularımız ağlıyor, göllerimiz ağlıyor, denizlerimiz ağlıyor, Antalya'mızın falezleri ağlıyor. Ormanlarımız ve ormanlarda yaşayan tüm canlılar ağlıyor. En önemlisi toprak ağlıyor. Beni betonla değişmeyin diye. Peki bu 20 yıllık dönemde kimler gülüyor? İktidara yakın ya da uzak beton lobisi, yerli ya da yabancı maden lobisi, mermer lobisi, taş lobisi, iktidarın yakını ihalelerini, ceplerini doldurduğu bir avuç aç gözlü müteahhit ceplerinde döviz tutanlar gülüyor. Hiç ağlayın halinden gülenler anlar mı? Ne demiş şair? Pişmişin halini hiç anlar mı ham? Söz kısa gerekirimdi vesselam demiş. Evet, bugün ağlayıp seçim sandığından ağladığını unutanlara tek bir cümlem var. Belki siz ağlamaktan zevk alıyorsunuz, ancak sizin verdiğiniz oylar yüzünden bütün ülke ağlıyor. Oy verirken oyunuzu 3 yeşil dolara, 2 bardak çaya, 1 sahte gülüşe, millet iradesinden ve sırtından vuranlara satmayınız. Kim yapıyorsa bunu? Bu ülkeyi kim o hale getirmek istiyorsa onlara oy vermeyeceksiniz. Kim oy vereceksiniz? Bu ülkede sizleri kaliteli yaşam sunanlara, bugüne kadar sunmuşsa onlara, bundan sonra sunacaksa onlara. İstediğiniz siyasi görüşe sahip olabilirsiniz. Ama Ramazan Metin Dinçer'in de dediği gibi, yani habire kurunun yanında yaş dayanmasın ya. Çok yandı. Habire yanıyor, habire yanıyor. Ülkede soruyorsun niye böyle, herkes sıkıntıyı biliyor. Peki ya arkadaş, ya bu yıllardır bir hesabı yapıyorum ben burada. Şu sıkıntıda mı? Sıkıntıda. Mesela esnaf sıkıntıda mı? Sıkıntıda. Üretici sıkıntıda. Emekli sıkıntıda. Emekli olamayan sıkıntıda. Tüccar sıkıntıda. Emekçi o da sıkıntıda. Dar gelirli o da sıkıntıda. Asgari ücretli o da sıkıntıda. Peki bunlar ülkenin yüzde kaçını meydana getiriyorlar? Ayşe Hanım, Ayşe Hanımefendi, özür dilerim, ara ara sizden örnek veriyoruz ama Ayşe Hanım'ın fiyatıyla hemen hemen aynı, %70'ini. Peki %70'i kan ağlıyorsa ya da %70'i memnun değilse, 20 yıldır bu iktidar niye var? Ya da memnun olamayanların sesi mi çok çıkıyor da
Bu iktidar güzel işler yapıyor. Karar sizin. Ben karışmam. Vallahi. Demiş azimsin, kerimsin, karışılmaz işine. 3 ay, 1 ay yazı varmış bu şehrin. Kat onu da kışına demiş. Evliya Çelebi. Devam edelim. Erzurum için söylemiş onu. Devam edelim fotoğraflara. Evet, bu da sevgili Kadir Kaya'dan. Bugün Kadir Kaya'dan geldi bu fotoğrafta. Kadir Kaya günaydın demişti bildiğim kadarıyla. Değil mi? Şurada ne demişti? Günaydın, Olimpos sabahından selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Dün balığa gitmişti. Bugün o balık fotoğrafını bizimle paylaşmış. Bu yıl o yıldır. Ha, zaten deniz burası. Şey, teknedeki fotoğraf. Bu sene o senedir. Kadir abi, bu sene geliyorum. Sözüm söz. Balığa da gideceğiz sizinle. Sözüm söz. Evet, devam edeyim diğer fotoğraflara. Evet. Bu fotoğrafı da Sedat Küçükoğlu bizimle paylaştı. Sedat Küçükoğlu bir espriler yazmış. Foto karikatürümüz. Ablacığım, ne yersem orucum bozulur demiş. Bak oğlum demiş o da. Bak oğlum demiş. Bulabilirsen eğer her şeyi ye ama sakın ha kul hakkı olmasın. Evet, kul hakkı yemediğiniz sürece orucunuz bozulmuyor demeye getirmiş ama Allah niyetlerinizi kabul eylesin. İnşallah gönlünüze göre olsun diyelim. Devam edelim. Bu fotoğrafları da bizimle üstad paylaştı bugün sabah. Ömer Faruk Gülşen günaydın usta demiş. Günaydın güzel abim benim. Çiçekler ne güzel değil mi? İnsana böyle bir huzur veriyor. Nereden çek? Sanki bir şemsiye altından mı çekilmiş ya da böyle kapalı bir yer altından. Ne dersin büyük usta? Büyük usta Polat şu anda burada da. Polat Yılmaz. Süs çiçeği gibi de olabilir. Ama burada da taş var. Süs çiçeği değil. Şu taş. Bence kayalık bir yerdeki olabilir. Evet, olabilir. Evet, bu fotoğrafı da çok teşekkür ediyoruz. En azından bakın düşündük biraz. Beyin fırtınası yaptık. İşte en büyük sıkıntımız bu. Beyin fırtınası yapmıyoruz. Taşıyoruz ama onun fırtınasını yapmıyoruz. Devam edelim. Şimdi bakın, bu özel bir fotoğraf. Bu fotoğraftaki şunu tanıyorsunuz. Bu benim köyüm muhtarı. Sarıbelen köyümünün muhtarı sevgili Mevlüt. Şimdi İngilizler diyormuş ki, bu da İngiliz komşuları Gili ve Jay. Diyormuşlar ki ya bu sakallı kim? Niye hep senin ismini söylüyor? Bunlar bu 10 yıldır, 10 yıldır yaklaşık değil mi? 10 yıldır bildiğim kadarıyla şeydeler, Sarıbelen'deler. 10 gündür, 10 yıldır. Oradalar, orada villaları var. Şöyle köyün biraz yamacına doğru. Köyde, köyden çıkarken sol tarafta kalıyor. Çok da güzel bir yerde evleri var. Ve Sarıbelen'i mesken tutmuşlar. Yani Sarıbelen'de yaşıyorlar. Şimdi sabahları sevgili Mevlüt'ün, muhtarımın sık sık görüntülerini ekrana getirince, Sarıbelen'den söz edince, onlar da Türkçeyi biliyor. Sizin bizim gibi konuşuyorlar. Hatta benden daha iyi konuşuyorlar. Demişler ya bu sakallı kim? Niye her sabah senden söz eder? Niye böyle olur? Niye o olur diye. Evde söz bayağı Ali Orhan olarak geçmiş. İşte sakallı şöyle böyle bilmem ne. Davet ediyormuşlar Sarıbelen'e. Ya kendi köyüme, bakın kendi köyüme İngiltere'den gelmiş kişiler beni davet ediyor. İşte hani memleketinde yabancı olmak diye buna derler. Ama dışarıdan gelenleri biz gerçekten o misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Hepsine göstermek lazım mı? Hayır. Herkese misafirperverlik gösteremezsiniz. Görenle görmeyen, bilenle bilmeyeni birbirinden ayırmanız lazım. Herkesi aynı şey, çuvalın içine koyarsanız olmaz. Gerçekten. Mesela bizim meslekte gazeteci var, gazeteci var. Gazeteci var, cukkacı var. Gazeteci var, yemekçiler var. Gazeteci var, şantajcılar var. Ama nedense bu memleket şantajcıyı, cukkacıyı, yemekçiyi daha çok seviyor. Böyle de bir hastalık var. Evet, buradan Sarıbelen'e, bu güzel İngiliz dostlara selamlarımızı gönderelim.
ve onlara da sağlıklı ömürler dileyelim. İnşallah tanışma şansını da yakalarız diyelim. Devam edelim. Var mı başka fotoğraf? Azıcık düşünmek lazım bu eski fotoğraflardan. Burası Hemşin. Pazardan ayrılıp yola koyan da gürül gürül dele sesi duyan da hakikatte değil sanki rüyamda kulağıma gelir sesi Hemşin'in diye yazmıştı Komünist Osman. İnsandaki lakaba bakar mısınız ya Komünist Osman ya. Vallahi ya bana Papaz Ali diyorlar adama Komünist Osman. Aslında Komünist Ali Orhan diye bana demeleri lazım ki komünistlikten hiç vazgeçmedim. Eski komünist değilim ben. Bakın bir insanın lakabının önüne, isminin önüne lakabı eski olarak geçti miydi? Bitti. Şimdi eski ülkücü. Nerede o eski ülkücüler? Şimdi hep türkücü oldular. Vallahi yok artık onlar yok. Neyse yine biz devam edelim. Var mı başka bugünden gönderdiğim fotoğraflardan? Tüne. O zaman bende yine bir eksiklik var. Çünkü farklı fotoğraflar var. Evet Ali Aydın baban helal olsun demiş. 20 yıldır bu iktidar niye kazanıyor demek ki vatandaş memnun. Eyvallah abi memnunsa ben diyorum sana. Yani bakın benim o iktidara karşı ya da bundan yana herhangi bir tavrım yok. Ben kitabın ortasından söylüyorum. Söylüyorum ya %70'i şikayetçiyim diye geçiniyor ama %60'la bugünkü iktidara geliyor. Nasıl oluyorsa 50 ile 60'la neyse. Matematiğim almıyor benim. İki yanıt gelmiş Ali Aydın'ın. Devam etmiş Ali Aydın. Sitem eden grup aynı grup demiş. Katarlıları diline dolayan grup aynı grup. Katarlılar Müslüman olmasaydı onları da severlerdi aynı grup. Yok abi orada dur. Bak orada dur. Olayın Müslüman ya da işte Müslüman olmayan diye şeysine geçmiyoruz. Sömürücü her yerde sömürücüdür. Mesela ben İngilizlerin dünyayı sömürdüğüne inanırım ve hep onu söylerim. Ve bugünkü Rusya-Ukrayna çatışmasının dibinde İngilizlerle Amerikalıların olduğunu net bir şekilde günlerdir söylüyorum. Ve dünyayı idare eden 5 ülkeden söz ederim ben zaman zaman. Ve bu 5 ülke arasında Müslüman ülke yok. Ya da Müslümanlar yok. Zaten Müslümanlar akıllı olsa ah gida. Bütün mesele de bu ya. Bütün mesele de bu ya. Müslümanların Müslüman gibi düşünmeme işi. Sıkıntı da orada. Demiş ki Cem Şahan pembeler yakışmış. Sevgi kelebeği gibisin abi. Pozitif enerji yayıyorsun. Maşallah de. Abi ne yapayım? Ağlayayım mı? Hüngür hüngür ağlayalım mı? Sevgili Cem Şahan. Zaten ülkede ağlayan ana sağlamış milletin. Bir de ben ağlayında. Baba demiş Ali Aydın. Almanların, Fransızların bir dünya yatırımı var Türkiye'de. Var. Türkiye'de yatırım olmaz mı? Elbette ki Türkiye'de yatırım var. Niye olmasın ki? Türkiye güzel ülke. Şimdi havalimanına gelen turist sayısı mı vardı? Öyle bir şey dün akşam görür gibi oldum. Dün akşam evet. Gökyüzünden turist yağmış Antalya'ya. Savaşa rağmen yolcu sayısındaki artış devam etmiş. Haberi hazır mı arkadaşlar? 4 numaralı VTR hazır. İyi. Hani bazen hazır oldu deyip de hazır olunmuyor ya o açıdan sordum. Anladın sen. Haberi bir izleyelim sonra beraberiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden gelen veriler yüzleri güldürdü. Antalya Havalimanı'na 2022 Şubat sonunda inen toplam uçak sayısı geçtiğimiz yılın Şubat ayına oranla yaklaşık 4000 artarak 11.500'e ulaştı. Bu yılın Şubat ayı sonunda dış hatlara inen uçak sayısı Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 2,5 kat artış göstererek 4000'in üzerine çıktı. Dış hatlarda artan trafiğe bağlı olarak yolcu sayısında da aynı doğrultuda bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. 2021 Şubat'ı sonunda yaklaşık 190 bin yolcunun dış hatlardan giriş yaptığı kentte 2022 Şubat sonu itibariyle söz konusu sayı 554 bine yükseldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 Şubat'ı sonunda Antalya'ya havalimanına 398 bini iç hatlar, 189 bini dış hatlar üzerinden olmak üzere toplamda 587 bin yolcu ağırladı. Geçtiğimiz Şubat ayının verilerine göre ise 2021
2021 yılı istatistiklerinin çok daha üzerine çıkıldı. 2022 Şubat'ı sonunda Antalya Havalimanı 1.260.000 yolcuya ev sahipliği yaptı. Söz konusu yolcuların 706.000'i iç hatlar üzerinden, 554.000'i dış hatlar üzerinden kente giriş gerçekleştirdi. Antalya söz konusu istatistiklerle İstanbul ve Ankara ardından en çok uçak trafiği yaşanan 3. kent oldu. Antalya Havalimanı yolcu sayısı sıralamasında ise İstanbul'un ardından 2. sırada yer aldı. Öte yandan Gazipaşa Havalimanı'ndan gelen veriler ise yüzleri güldürdü. İlçe havalimanına Şubat ayı sonunda inen uçak sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %25'lik artış gösterdi. Gazipaşa Havalimanı'na geçtiğimiz Şubat ayı sonunda inen toplam yolcu sayısı 56.000 olurken söz konusu sayının 40.000'ini iç hat, 16.000'ini dış hat yolcuları oluşturdu. Evet, devam ediyoruz. İzledik, gökten yağmış. Vallahi yağıyor. Gökten yağ. Şu mikrofondan gidip sana bir tane, yurt dışına gittiğimde inşallah Allah nasip eder Suudi Arabistan'a falan gittiğimde bundan bir tane getireceğim sana. Daha iyisini. Sözüm söz. Gerçekten. Bunu düşünmekten konsantrem gidiyor. Evet, şimdi Münir Sapmaz alkışlamış. Teşekkürler sevgili Münir abim. Sağ olsun. O da iyi ki var. Bak, iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Bazen isimlerinizi okuyamayabilirim. Ali babam merhaba. Devre, tövbe estağfurullah. Demiş ki birine bir şey yakışabilir ama biz bize yakışanı yapmaya devam etmedikten sonra bu memlekette develer daha çok diken yer demiş. Vallahi onu bilmiyorum. Herkes layıkıyla idare edilir. Hiç o tarafa bu tarafa vurmayın. Muhammed Alkaya günaydın Ali Bey, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi devam edelim. Turistleri de böylelikle konuşmuş olduk. Bir de burada bir fotoğraf görmüştüm. Acaba o nedir diye. Oğlakların gözyaşları geldi. Evet. Kemer'den Ahmet Duran Yeni Gün. Kemer kaya kütlesi içinden fışkıran güzel fotoğraflar paylaşmış. Vallahi çok güzel. İşte doğanın güzelliği bu da abi. Herkese anlatamıyorum. Sevgili Ahmet abim. Keşke herkese anlatabilsem bunları. Sevgili Muzaffer, seni habire fotoğrafa doyurmaya çalışıyorum. Evet. Ali abi günaydın. Sabahın köründe ekmek kuyruğu bekleyen insanlarımıza gidip her gün manda yoğurdu, kestane balı ve Medine hurması yiyor musunuz diye sorsak bizlere ne derlersiniz? Arkadaş, herkes ayağına göre yorgan alacak, boyuna göre yorgan alacak. Ben gidip de işte şu şöyledir, bu böyledir yapamam. Lüks bir yaşamım olamaz benim. Ben eve iki ekmek alıyordum önceden, şimdi üç ekmek alıyorum. Niye? Çünkü ekmekle daha çok haşır neşir olmaya başladık. Abi karnabaharın kilosu 40 lira 50 lira. Ayşe ablayı biraz önce gördünüz. 70. 70'e vurdu Ayşe abla. Yakında 100'e vurursa hiç şaşırmayın. Diğer şeyler, marketler, şunlar bunlar hep belli. Onun için ne yapacağız? Biz de ona göre yiyeceğiz. Et kurbandan kurbana eve getiren olursa eti göreceğiz. Sütten zaten kesildikten sonra, anne sütünden kesildikten sonra süt nedir bilmedik. Yoğurt üfleyerek, ederek yiyoruz. Neden? Sütten ağzımız yandığı için. Ama her nasılsa bizim toplumumuzun bir yanma durumu yok. Vallahi yanmıyorlar ama kanıyorlar. Mesela yıllar önce dediğimde 3 sene önce falandı. 1999 nereden çıktı ya? 2019'da bir bakan geldi, elinde bir kağıt salladı. Alın dedi, Kırcaamililer, bu sizin tapunuz dedi. Herkes inandı abi. Geldim ben burada, dedim ki arkadaş onun hiçbir hükmü yok dedim. Millet bana küfretti. Ben doğruyu söyledim. Kader. Kime şikayet edeyim seni? Hani diyor ya, bilemem, alnıma yazılmış yazısın, kazınmış yazısın, silemem. Kaderim benim de, bu ne yapayım ya. İnsan yazı yazıyor, diyor ki burada böyle böyle bir şey var, benim adımı verme diyor. Ya arkadaş, o ki korkuyorsun niye yazıyorsun? O ki yazıyorsun niye söylememden çekiniyorsun?
Ha, çok önemli bir şey olur da dersin ki hakikaten bu söyle isim vermeden zaten onu zaman zaman yaparım. Arkadaşlar isim vermekten korkmayın ya. Ben aha buradayım ve her şeyi ben söylüyorum. Ha içimdeki bir ses o ikide bir dürtüyor. Bazı böyle bürokratlarla ilgili, yöneticilerle ilgili, seçilmişlerle, atanmışlarla ilgili bir söz söyleyen benim dudaklarımdan çıkıyor ama ben söylemiyorum. İnanın içimdeki ses dürtüyor. Ara ara dürtüyor. Mesela bu sabah sokak köpekleriyle ilgili, dilencilerle ilgili, Atatürk Caddesi'yle ilgili, o Bedevi çadırlarıyla ilgili söylenenleri ben söylemedim. İçimdeki ses söylüyor. Ne güzel kurtardık değil mi? Burası da Kaş. Çok güzel bir yerdir. Vallahi seviyorum Kaş'ı. Kaş değil mi arkadaşlar burası? Kaş Kaş. Bekle beni Kaş. Bu sene geleceğim ya. Bu sene o senedir. Bu sene o senedir. Ha burada koyunları görmüşüm. Süleyman Bulut fotoğraf göndermiş. Evet, ben onları hazırlayana kadar şimdi dün bir de İran Dostluk Parkı açıldı. Dur, o zaman şöyle Körfez'i bir alabilir miyim arkadaşlar? Körfez gazetesini. Konyaaltı ve Muratpaşa'ya 3 ödül. Konyaaltı ve Muratpaşa'ya 3 ödül. İkinci Yüzyıl Derneği'nin Ankara'daki düzenlediği yerel yönetimler proje ödülleri töreninde Konyaaltı Belediyesi'nin Hayat Park ve Doğa Dostu Yakıt Briket ile Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi ödüle layık görüldü. İkinci Yüzyıl Derneği Yerel Yönetimler Proje Ödülleri Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle sahiplerine takdim edildi. Muratpaşa Belediyesi Çevreci Komşu Kart Projesiyle ödüle değer görülürken Belediye Başkanı Ümit Uysal ödülü Belediye Başkanı Ümit Uysal aldı. Gecede CHP lideri Kılıçdaroğlu başarılı çalışmaları dolayısıyla belediye başkanlarına teşekkür etti. Törende Konyaaltı Belediyesi'nin Hayat Park ve Doğa Dostu Yakıt Briket projelerde ödül aldı. Ödülü Konyaaltılı hemşeriler adına aldığını söyleyen Belediye Başkanı Semih Esen, yurttaşlarımızın hem günlük hayatına hem de ekonomik yaşantısına katkı sağlayacak projelerimizin ödül alması bizleri mutlu etti diye konuştu. Şimdi bakın, bu Hayat Park gerçekten çok güzel oldu. O şeysi nedir? Doğa dostu yakıt briket de güzel şey. Konyaaltı'nda değişiklikler şeyler devam ediyor. Değişiklikler devam ediyor. Başarılı bir belediye başkanı portresi çiziyor Sayın Semih Esen. Gelelim şuraya. Çevreci komşu kart. Türkiye'deki birçok belediyenin gelip örnek aldığı bir sistem. Birçoğunu biliyorum. Mesela babam adına Vatandaş Mustafa Parkı yapıldığında Samsun'a gittiğimde Atakum Belediyesi'nin etkili ve yetkilileriyle konuşuyoruz. Belediye başkanı hasta yatıyordu, rahatsızdı. Park açılışından sonra bir akşam yemek verdiler. Orada oteldeki yemekte konuşuyoruz. Çevreci kart o kadar çok konuşuldu ki, Murat Paşa'nın çevreci kartı o kadar çok konuşuldu ki orada. Ve Murat Paşa'daki o ve bir de ne masaydı ya? Turunç masa. Portakallar aklıma geldiği için portakal masa diyeceğiz. Bir de turunç masa sistemi gerçekten bunlar orada çok konuşuldu. Oradaki belediye başkan yardımcısı bu konularla ilgili gelip Murat Paşa ile görüştüklerini, Murat Paşa Belediyesi ile görüştüklerini, ondan sonra bunlardan örnek aldık. Bakın bunlar çok güzel şeyler. Bu kentte yaşayan biri olarak beni son derece gururlandırıyor. Antalya'da hangi belediye ama gelelim oraya. Geçmiş yıllarda Kanada'daki bilmem neden ödül alan bir sokağımız vardı. Kale içinde bir sokak. Bütün masrafı sen karşılıyorsun. Ödülü sen alıyorsun. Öyle değil. Bu tip ödüller önemli. Bunlar önemli. Yani toplumda karşılığı olan ödüller. Yoksa işte bir Ali Orhan Vakfı kurarsın ya da Ali Orhan bilmem nesi kurarsın. Yılın en başarılı belediye ve kim çok verirse o. Böyle yapılıyor, yapılmıyor mu? Vallahi dolu böyle ya. Billahi dolu ya. Böyle durumlarında olduğu geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili teslimat olsun bir yazı yazmıştı. Yani o tip şeylerle ilgili. İşte şu kadar verirseniz yılın birinci belediyesisiniz, şu kadar verirseniz ikincisi. Bu arada dur. Şu İran Dostluk Parkı'nı bir verelim. Çünkü bu ara Antalya'da İranlılar çok. Ve Muratpaşa Belediyesi bu tür
dayanışmaları devamlı gösteren bir belediye. Yani parkların birçoğunda komşu ülkelerin isimleri ya da komşu ülke yaşayanları var. Bunlar önemli. Dost kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Burası da Şirazi Türk-İran Dostluk Parkı. Haberi bir izleyelim, ondan sonra beraberiz. Dünyanın 90 ülkesinden 140 bine yakın yabancının yaşadığı Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Dostluk Parkları'na bir yenisini daha ekledi. Şirazi Türk-İran Dostluk Parkı Çağlayan Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Nevruz Bayramı nedeniyle binlerce İranlının tatil için geldiği bir dönemde gerçekleşen açılış, İran ve Komşular Ülkeler Dostluk Derneği ile birlikte gerçekleştirildi. Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Antalya'da yaşayan ve Nevruz Bayramı tatili için Antalya'da bulunan İranlılar katıldı. Başkan Uysal yaptığı konuşmada açılışı yapılan parkın özelliğini anlattı. Bugün yine derinliği olan, tarihin içinde çok uzun birlikteliğimiz olan, iç içe yaşadığımız bir kardeş kültürün simge alanını burada var ediyoruz, açıyoruz. Uysal, Antalya'nın turizmde Orta Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu bölgesinden konuk ağırlama potansiyeline sahip olduğunu dile getirirken birlik ve beraberlik mesajı verdi. Eğer biz Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar, Kafkasya'dan Karadeniz'in kuzeyinden Afrika'ya kadar en fazla misafir ağırlama potansiyeli kapasitesi olan bir Antalya'yı inşa ettiysek biz kültürel çeşitliliğin birlikte yaşaması koşullarını da aynı maharetle, aynı vizyonla, aynı geniş bakış açısıyla üretmek durumundayız. Aksi halde yapacağımız iş gerektiği kadar verimli, gerektiği kadar kültürel, ekonomik, sosyal zenginlik üretebilen bir hale gelemeyecektir. Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve davetliler parkın açılış kurdelesini kesti. Açılış İran dansları gösterisiyle sona erdi. Evet, gazeteci dostum sevgili Ragıp Göker. Gazeteci gerçekten. Böyle gazeteci dediğimiz gazetecilerden. Gazeteci değil, gazeteci. Güzel insan. Birçok hanım vardır Samsun'da. Dağ tepede dolaşmışız. Yeraltına da girmişiz. Yeraltına derken yeraltı faaliyetleri değil. Çeltek, yani yeni Çeltek, eski Çeltek kömür işletmelerindeki o galerileri de birlikte gezmişiz. Sinop dağlarında da gezmişiz. Ondan sonra Samsun'da gezmedik yer koymamışız. Birçok deplasman maçına birlikte gitmiş. Ben küfür yemişim, o tribünde mutlu olmuştur. Sabah İzler, devamlı izler. Çok da güzel yazıları vardır. Bir dönem Dünya Gazetesi'nde temsilcisiydi. Yani hani ben derim ya, adam öylelerden bir tanesidir hayatımda. İyi ki tanımışım dediklerimden biridir. Demiş ki, günaydın kardeşim, onur anıtı da masana yakışmış. Hani demiş. Ya bir şey söyleyeyim, yakışmaz mı? Yani yakıştıramayanlara yuh olsun. Ben Atatürk'ün anıtlarının her zaman her birinin bir anlamı olduğunu söylerim ve bak cebimde ne taşıyorum sevgili Ragıp. Ya bu cebimdedir, devamlı vardır. Neden? Çünkü bunlar güzel şeyler aslında. Bu bir metal parçası değil. Bu bir yaşam felsefesi. Onur anıtı da masada ya süs olsun diye duranlardan değildir. Felsefemizin anahtarıdır. Felsefemizin göstergesidir sevgili Ragıp. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandırdın ve o günlere götürdün beni. Beni o günlere götürdün. Şimdi hatta ve hatta Büyük Turban Oteli'nde havuzun yanında değil mi? Ne günlerimiz vardı. Hadi şimdi kısa bir ara geliyoruz.
ailenin en sevileni D-Smart Aile Spor Paketi. Tüm aile severek izleyeceğiniz yaşam kanallarından tutun, dünya liglerinden en heyecanlı spor karşılaşmalarına kadar yüzlerce içerik, bitmeyen eğlence D-Smart Aile Spor Paketi ile evinizde. Üstelik 8 megabite kadar varan hızıyla limitsiz internet ve D-Smart Go hediyesiyle D-Smart Aile Spor Paketi 24 ay kullanım sözüne ilk 2 ay 111.90 yerine 91.90'a. D-Smart her televizyona şart. Tarımda geniş malzeme seçeneğiyle 1989'dan günümüze çiftçimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Farklı ürün seçeneği, çiftçimizin bütçesine uygun geniş traktör portföyü, sıfır ve ikinci el ziraat alet alım satımı, servis, yedek parça ve bakım hizmetleriyle her marka ikinci el traktör alım satımı. 30 yılı aşkın deneyim ve tecrübesiyle çiftçiyi teknolojiyle buluşturan Türkiye'den dünyaya uzanan tarım firması Talay Ticaret. Yüzlerce emlak ilanı arasında kaybolmayın. Hayalinizdeki yuvayı siz tarif edin, biz bulalım. Konut, iş yeri veya arsa. Almak ya da satmak istediğiniz gayrimenkullerin satış ve devir işlemleri profesyonel ekip ve uzman kadromuzla artık çok daha kolay. Antalya'da emlak sektörünün akla gelen ilk firması 07 Antalya Emlak sizleri hayallerinize kavuşturuyor. 07 Antalya Emlak, Yeşilırmak ve Kızılırmak şubeleriyle hizmetinizde. Biz sizlere hizmet için buradayız. Güvenle al, huzurla sat. 07 Antalya Emlak. Zorunlu hale gelen PCR testimi yaptırmak istiyorsunuz. Kalabalık test ortamlarına girmeden, sıra beklemeden PCR testinizi ister evinizde, isterseniz iş yerinizde yaptırmak ister misiniz? Cevabınız evetse, yapmanız gereken tek şey 444-112-9 nolu hattımızı aramak. Bizi aradığınızda tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla istediğiniz adrese gelerek hijyen koşullarına uygun kıyafetli sağlık personelimiz tarafından alınan örnekler aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderiliyor. Kısa sürede çıkan doğru ve güvenilir PCR test sonuçlarınız hem mail adresinize ve hem de Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemine yükleniyor. Sıra beklemeden istediğiniz adreste hızlı ve güvenilir PCR testinizi yaptırmak için yapmanız gereken tek şey 444-112-9 nolu hattımızı arayıp randevu almak. Hızlı, güvenilir ve sıra beklemeden PCR testi randevu numaramız 444-112-9. Geleceğimiz çocuklarımız. Minicik kalplerin tertemiz dünyasında artık hiçbir şeyin kirlenmesine izin vermiyoruz. Çocuklar dilediğince özgür olsun diye halılarınız artık eskisinden daha da temiz oluyor. Profesyonel ekip, teknolojik hizmet ve kapıda teslimat Akdeniz Halı Temizleme'de. Hijyenik, güvenilir ve ekonomik hizmetin ilk adresi Akdeniz Halı Temizleme.
Evet, yeniden birlikteyiz. Ve bakıyorum, unuttuğum ya da gözümden kaçan neler var diye. Evet, onları da yavaş yavaş ekrana getirmeye çalışacağım. Cem Şahan demiş ki, Kubilay Eldemirci kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Kubilay'ın doğum günü müymüş? Kubilay'ın doğum gününü ben de buradan kutlayayım o zaman. Kubilay Eldemirci ile de görüşmeyeli epey oldu ya. Vallahi. Kubilay iyi bir gazetecidir. Güzel bir gazetecidir. Gazetecidir daha doğrusu. Evet. Başka bakıyorum ne tür yorumlar var diye. Cudi İmamoğullarına da buradan selamlar olsun. O da Samsun'dan güzel bir insan, güzel bir arkadaşımızdır, güzel bir dostumdur. Evet arkadaşlar, fotoğraflar ben atmadım mı size birkaç fotoğraflar? Neyse atıyorum şimdi. Evet, o fotoğrafları da attım. O fotoğrafları da birazdan ekrana getireceğim ama bu arada evet diye ki hani diyor var ya sandala atıp seyretme hikayesi. Sen diyor Ali Orhan diyor havuz başını bırak diyor. Nurten Güner isimli bir sanatçı vardı. Ona bir haber yapmıştık o zaman. Tokat'ın erbasında yaşadığımız anı. Mr. Alison. Tokat'ta tekkelerle ilgili haber yapıyoruz. Ragıp yapıyor. Güneş Gazetesi o zaman gerçekten çok iyi. Ben de dedim hani geri kalmayayım. Milliyet'te geri kalmasın. Biz de o zamanlar Milliyet Gazetesi, biz derken Milliyet Gazetesi kitaplar veriyor. Tarikatlar kitabı diye. Bazıları da yine Samsun'da gazeteci adı altında geçinenler tarikatlar kitabından bölümleri alıp haber diye yazıp gönderiyor. Öyle bir durumlar var. İşte bazı tekkelerde şöyle oluyormuş. İşte Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir köyde de güya inanışa göre oradaki bir velinin tekkesine gidiyorsun. İşte iplerle seni bağlıyorlar, zincirlerle bağlıyorlar, çözülüyorsun. Böyle bir şey olur mu? Olmaz tabii. İşte hurafeler var ya. Adil Küçük, Ragıp Göker, Ali Orhan yola koyulduk gittik. Ben bir Amerikalı din adamı kisvesindeyim. Çünkü öyle gidip orada tekke haberi yapmak biraz ister. Ragıp Göker Ankara'dan gelmiş. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bilmem kim. Adil de yanımızda. Ya neler çektik. Bir fotoğraf çekmek için nelerle uğraşırdık. Kar, kış, kıyamet vallahi. Türkçe konuşmayacaksın hiç. Minibüsle gittik. Köye taksiyle gittik. Taksici bir de şaşırdı birden. Ana dedi, Türkçe konuştu dedi. O halde güzel günlerdi. Ragıp Göker. Adam vuruyordu bizi ya resmen. Vallahi daha da leşimizi bulamazlardı. İşte habercilik oydu. Şimdiki gibi 500 metre, 500 metrelik yere araba yok diye habere gitmiyorlar. 500 metre ya. 20 kilometre yürüdüğümü bilirim bir haber için. 20 kilometre yol yürüdüğümü bilirim. Erzurum depreminde Koyunören köyüne ilk ulaşabilmek için gece yol aldım. Gece deprem olmuş bir yerde gece gittim. Gece. Şimdikiler okuldan mezun olunca zaten genel yayın yönetmeni oluyorlar. İşin içine bir giriyorlar. Genel müdürlük işte hangisi üsteyse bilmiyorum ona razı. Ondan sonra istihbarat şefliğine şuna buna bir bakıyor ki okuldaki gibi değil. Biz hiçmişiz diyorlar. O zaman yeniden başlıyorlar. Hani çıkıp burada ya ne yapıyorsun abi? Sabahları çıkıyorsun, iki saat konuşuyorsun, gidiyorsun. Değil mi? O iki saati gelin bana bir sorun siz. Acaba o kelimeyi söylersek hukuksal açıdan ne olur? Bu açıdan böyle mi olur? Orada öbür türlü korkmam. Mahkemeden, davadan korkmam. Gerçekten. Pek korkmam yani. Ben nelerle yargılanmadım ya. 1980'lerde komünistlikten yargılandık. Geçtiğimiz yıllarda şeyden, Fethullahçılıktan yargılandım. Ya, çünkü dilim rahat durmuyor ki herkese söyleyince olmuyor işte. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Ama o gömlek bize yakışmadı bakın. Vallahi 80'deki yargılanmamın sonuna kadar eyvallah. Şerefimle, onurumla. Niye? Zaten o yolun yolcusuydum. Hiç orada sıkıntım yok. Ama Fethullahçılıkla benim. Yani Allah'tan korkun ya. Vallahi biraz korkun ya. Niye? Bir fitneci. Bitiş yolu bekleyen, kendini gazeteci sanan bir
ne diyeyim yani, ne desem olmuyor da, devamlı CİMER'e şikayeti şikayeti. En son dediler ki ya gel bir ifade ver. Allah sonumuzu hayretsin. Öyle bir dönemlerden geçiyoruz ki. Birkan Ers, değerli Ali abi, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Nurettin Utku demiş ki sevgili Halit Akçatepe'yi aramızdan ayrılışının 5. yılında rahmetle anıyor. Cennet mekan nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Kaybettiğimiz bütün sanatçılarımız, bütün güzel insanlar, insanların mekanları cennet olsun inşallah. Naci Yunus demiş ki Ali abi hayırlı günler Samsun'dan. Bakın Samsun'un televizyonu yok. Yeni açılacak işte, ona uğraşıyorlar. Samsunlular akın akın niye bize geliyor biliyor musunuz? Çünkü Samsun'un dertlerini de biz dile getiriyoruz. Kaç yıldır 1983'te Samsun'a gittim. Erzurum'dan gittim ben. Samsun'a gittim. Samsun'da bir Samsun-Ankara arası hızlı tren projesi var. Aynen Antalya gibi. Sömüren sömürene. Hala sömürüyorlar. O kenti de sömürüyorlar. Bu kenti de sömürüyorlar. Farklı şeylerde sömürüyorlar. Allah sonlarını inşallah iyi eder diyelim. Şimdi dün bir haber dikkatimi çekti. Ben hep söylüyorum, uyuşturucuyla mücadelede, birçok şeyle mücadelede sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Hep birlikte mücadele edebilirsek varız. Çünkü toplumsal mücadele olmadan bir olayı başarabilme şansına hiç kimse sahip değil. Tek başına ve oturarak sadece tavuklar yumurtlar, kuşlar. Başka hiçbir şey yoktur. Oturduğun yerden hayatta bir şey yapamazsın. O şimdi evden bağlantılar, şunlar bunlar, bunların hepsi hikaye. Şimdi merkeze bağlı bir, neredeydi? Yüksek alanda. Yüksek alan muhtarıyla da arkadaşlarımız görüşmüşler. Yüksel Şen'le. Yüksek alanda 3 katlı bir bina, içinde her türlü melanet oluyor. Etkili ve yetkililer bunu bilmiyor mu? Biliyorlardır. Bilmiyorlarsa da dün akşam ana haberde bu değil arkadaşlar. 7 numara. 7 numaralı. Ah gidi ah. Akşamdan ana haberi izleseniz bu tür sıkıntılarla karşılaşmazsınız benim gibi. Neyin ne olduğunu görüntülerden, en azından bu da değil. Bu çocukların şeysi birlikte çevre temizliği yapması. 7 numaralı VTR, metruke. Diyor ya, vara vara vardık o kara taşa, hasret kıldın beni kavim kardeşe, sebep ne gözden akan yaşa, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Yani bu kadar dolaşmaya sebep yok aslında. Ben numara da veriyorum ama. Neyse, ben tepkilerimi biliyorsunuz, anında dile getiren bir adamım, böyleyimdir. Biraz önce bir arkadaş dedi ki, sen dedi empati dedi, empati, bir de empati yapabilsen dedi, ben. Ya bunlarla da karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayretsin. O arkadaşlara da bir şey demem gerekmiyor artık. Niye? Takdiri hüda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir meşale ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu tür mücadeleler gerçekten önemli. Sadece muhtarın mücadelesi ya da çevredeki 3-5 kişinin mücadelesiyle olmuyor. İşte burada kamu devreye girmeli. Vatandaş sıkıntısını dile getiriyor. Vatandaşta bu şey var. Yardım şeysi. Muhtarda da var. O zaman kamu da devreye girmeli burada. Arkadaşımız Sevgi Gümüş haberi hazırladı. Recep Sarıyar görüntüledi. Bana da sadece bu haber üzerine 3-5 kelam etmek düştü. Aslında o kadar güzel hazırlamışlar ki haberi. Benim konuşmama hiç gerek yoktu. Aha haber desem yine yetiyordu. Aha haber. İzleyelim. Mahallenin göbeğindeki bu metruk binanın adresi Muratpaşa ilçesinin Yüksek Alan Mahallesi. İçerisi mikrop yuvası olan ve uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı bu metruk bina 2 yıldır bu şekilde. Müteahhitin burayı yıkıp yeniden yapmaması nedeniyle oluşan bu çirkin görüntülere mahalle halkı ise oldukça tepkili. Yıkılarak yerine yeni bir binanın yapılacağı düşüncesiyle boşaltılan ama müteahhit tarafından 2 yıldır ne yıkılan ne de yapılan bina artık mahalle halkının kabusu haline geldi.
3 katlı binanın şu anda giriş katında bulunuyoruz. Gördüğünüz oda tamamen pislik içerisinde. Madde bağımlılarının bıraktığı izleri yansıtıyor. Gördüğünüz gibi ateşler yakılmış. Burada giysiler bulunuyor. Madde bağımlısı olan kişilerin bıraktığı izler oldukça pis. Aynı zamanda buradaki koku da çekilmeyecek bir ölçüde. Hemen muhtarımız da burada. Buradaki vatandaşların şikayetleri ne noktada? Burada şu anda bile yukarı katlarda herhalde bir madde bağımlısı olabilir. Olabilir. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi şöyle, biz söyleyeceğimizi söylüyoruz ama tabii bazı şeyde bürokraside tıkanabiliyorsun. Ama ben bunu normalde kendim de yapabilirim. Yani kendi maddi gücümü de kullanırım. Yani kepçe getirip yıktırmasa bilirim ama bina 3 katlı olduğu için çok külfetli bir yıkım durumu var. Sayın İçişleri Bakanımızın, yani sen gereken uygula muhtar, biz geriden arkadan geliriz hesabından. Ben bunu çok yaptım zamanda, tek katlı binalarda yaptım ama bu 3 katlı binayı, böyle bir lüksüm yok, yaptırma gücüm de yok. Evet, şu anda içinde bulunduğumuz odada geçtiğimiz günlerde bir uyuşturucu madde bağımlısı hayatını kaybetti. Bir altın vuruş yaparak, işte bu görüntülerin yeniden yaşanmaması için mahalle sakinleri gerekli önlemlerin ve güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyor. Zaman zaman çıkan kavgaların izlerini ise duvarlarda görmeniz mümkün. Görüyorsunuz ki kan izleri bulunuyor. Uyuşturucu kullanıldığına dair emareler de yer alıyor. Bu binanın bir an önce yıkılması, hatta ondan önce girişlerinin kapatılması noktasında istekler ve talepler bulunuyor. Belirli bir saatlerinde içeriye giren çıkan, gündüzde dahil, hatta mahalle halkı çocuklarını bile artık sokağa salmaktan aciz durumdayız. Buradan Sayın Antalya Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muratpaşa Belediye Başkanımıza bunun bildirilip bir an önce buranın yıkılmasını istiyoruz. Cenaze oldu bir tane. Bir tane üçüncü kattan birilerini attılar kışın. Hatta buradan insanlara da bazen, işte mahalle, ben evim yakın. Üzülüyoruz da. Kimseleri yok. Bazen gelip burada yatıyorlar. Buraya giren çıkan bellisiz. Madde kullanıyorlar. Her türlü pislik yapıyorlar yani. Yani kelli felli insanlar bile buraya girip madde kullanıyorlar. Bu binanın bir an önce yıkılmasını isteyen Yüksekalan Mahalle Muhtarı Yüksel Şen her gün ayrı bir tehlike yaşamaktan bıktıklarını söyledi. Parklarda yatan madde bağımlılar kışın böyle yerlere gidiyorlar. Şimdi burası da burada uygun bir, onlara uygun bir zemin oluşturuyor. Zemin oluşturunca da tam da mahallenin göbeğinde her yer ev, dershane, okul, bir de bak şu karşıda okul. Yani burada 1500 öğrenci var. Arkada okul, 1500 öğrenci var. Burası kullanım yeri. Arka tarafımız yol, biliyorsun önümüz. Her yer yol olduğu için geçiş noktası. Evet, şimdi yavaş yavaş üst katlara doğru çıkıyoruz. Görünen manzara birinci kattakiyle hemen hemen aynı. Tamamen yıkılmış duvarlar bulunuyor. Bölge bölge yerlerde ateşler yakılmış ve giysiler yer alıyor. Burada yastıklar ve uyuşturucu madde bağımlılarının yaşadığına dair belirtiler var. Görüyorsunuz her yer pislik içerisinde. Evet, gördüğünüz gibi yatak yorganlar var. Tamamen yaşanılması imkansız bölgede burada yaşayan insanlar var. Ve mahalle sakinlerini bu insanlar oldukça tedirgin ediyor. Bilgilerini veriyoruz ama bir sonuç alınamıyor ne yazık ki. Ya kurumlar, vatandaşın mülk sahiplerini rahatsız etmeyelim, mülk sahipleri oydur vesairedir gibi düşüncelerle bu konularda taşın altına ellerini sokmuyorlar. Kimsesiz olanlar burada şey diyor, tinerleri, mahalle bütün rahatsız, bir ben değil herkes rahatsız. Yıkılmasını istiyoruz buranın. Başka bir şeyimiz yok. Burası temizlensin. Hiçbir gece gündüz buradan geçerken çocuğumuz geçiyoruz. Güvende değil bura. Mahalle muhtarı Şen, uyuşturucu bağımlılara nedeniyle bir cami yıkmak zorunda kaldıklarını ve adının da cami yıkan muhtar olarak kaldığını da ifade etti. Madde bağımlıları yüzünden camimizi yıktık ya. Yani bir de adımız cami yıkan muhtara çıktı yani. Vallahi öyle. Mahalle sakinleri diyor, herkes cami yapacağım diye çalışıyor, sen yıkacağım diye çalışıyorsun. Neden? Oraya mı giriyorlar? Orada girdi. Camiyi soydular, bitirdiler. Maalesef camiyi de yıkmak zorunda kaldık. Yani durum çok kötü. Şimdi haberi verdik elimizden geldikçe. Fakat şu bir gerçek, hep birlikte mücadele edeceğiz bununla. Yani benim çocuğum uyuşturucu kullanmıyor ya da benim çocuğum
bu yolda değil diye düşünmeyin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Ya da çocuğunuz da sizden saklayabilir, saklamış olabilir. Her geçen gün bu uyuşturucu belası insanları ağına düşürmeye çalışıyor. Hür Ses gazetesini bir alayım, biraz ekonomi konuşalım. Bugün ekonomide sadece ekmeği ve sofrayı konuştuk. Bir de manda yuva yapmış Söğüt dalına, yavrusunu sinek kapmış. Gördün mü? Amani mi yandın? Tridine tridine trit kaz etinden yapılır ha, ona göre. Hindi etinden trit olmuyor. Bazıları hindi eti gönderiyor ya, Ramazan geldi yine Ramazan sofraları için birilerine yine hindi eti gönderirler. Kaz etinden olur tirit. Hindi etini gönderiyorlar ki bizim oradaki ne alanıydı? Konut alanı olan yerimizi biz ne alanı? Ticari alana çevirdik. Onun üstüne üstlük de orada bir akaryakıt istasyonu ruhsatı hallediyoruz. Siz duymayın, görmeyin. Ve bu insanlar da Antalya'da bir yerlere adaylar. Allah sonunuzu hayretsin. Sizin de bizim de. Ekonomide rekor büyüme, tarımda rekor küçülme. Ekonomide rekor büyüme göstermişiz. Tarımda rekor küçülme göstermişiz. Kim demiş bunu? Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası Başkanı. ATB Başkanı Ali Çandır tarım ve ekonomiyle ilişkin açıklamalarda bulundu. Çandır tarım 2016 yılından bu yana en kötü küçülmesini yaşamıştır. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmaktayız. Yani rekor büyüyen bir ekonomide tarımın rekor civarında küçülmesi mutlaka gündem olması gereken bir konudur diye konuştu. Yani açlık, açlık. Yarın öbür gün aç kalacağız. Şimdi sabah ekmeğe zam gelirse fırıncılar bir şey yaşamaz dedim. Benden pek duymayacağınız şeylerdir bunlar. Her şeyin bir çaresi vardır diye düşünen adamım ama gerçekten artık fırıncının dayanacak gücü kalmadı. İşte bunun, bu sabahki fırıncının haklılığına damga vuran, okey diyen bir açıklamadır bu da. Antalya tarım sektörünün durumunun ülke tarımından daha kötü olduğunu, bunun en önemli nedeninin yapısal özelliklerin ülke ortalamasından farklı olması olduğunu kaydeden Çandır, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, gerisi heyecandır zaten. O der devamlı, vazonuzdan çiçek, yüreğinizden sevgi eksik olmasın ya da yüreğinizden sevgi, vazonuzdan çiçek eksik olmasın der ve bu çiçekleri gönderirler. Bu çiçekler yarısı görünüyor değil mi? O zaman şöyle bir görünsün, doya doya bir görünsün, şöyle bir görünsün. Bu çiçekler haftada bir gelir. Ve böyle canlı canlı gelir. He. Canlı canlı heyecanlı gelir. Ya bakın, nereden nereye gidiyoruz? Ne zaman ne olacağı belli olmayan bir özgürlükler programı bu program. Onun için ekonomide rekor büyüme varken tarımda rekor küçülmüşüz. Hah, bu güzel çiçeklerle o zaman şöyle yapalım. Evet, Ali Çandır demiş ki ülkemiz bitkisel üretim değerlerinin %6.6'sını üreterek birinci sırada yer almamıza rağmen destekleme ödemelerinde %0.5'dan daha az pay alabilmektedir. Ülkemiz bitkisel üretim değerinin %6.6'sını üreterek birinci sırada yer almamıza rağmen Antalya olarak destekleme ödemelerinde %0.5'dan daha az pay alabilmektedir. Çünkü ortalamaya uygun destekler bizim gibi özellikle tarım yapan kesimlere uygun değildir dedi. Yani tarımın ayrı bir şekilde desteklenmesi gerekir diyor. Yıllardır söylüyor. Ali Çandır yıllardır söylüyor ama anlatamadık. Vallahi beraber buradan da bağırdık. Ben de bağırdım. Üretim, üretim, üretim dedim. Tarım, tarım, tarım dedim. Tarım köylüsünü kendi köyünde desteklemek lazım dedim. Dinletemedik. Köy okullarını kapatmayalım dedim. Eğitimli toplumdan korktukları için anlatamadık. Çünkü eğitimli toplum bazılarını ürkütür. Gerçekten ürkütür. Çandır, yaş meyve ve sebze ihracatında toplam 80 milyon dolar, süs bitkilerinde ise 1 milyon dolar tahsil edilemeyen alacağımız bulunuyor. Bu da bir tehlike. Ukrayna ve Rusya'dan bunlarda.
Temel talebimiz ihracatçının varlığını sürdürebilmesi bakımından ilk ve acil olarak birikmiş alacak tutarı karşılığında faizsiz en az 2 yıl ödemesiz 2 yıl vadeli kredi verilmesidir. Temennimiz kurbağanın gözü patlamadan dereye su getirilmesidir şeklinde konuştu. Vallahi kurbağanın gözü de patlayacak, kalbi de patlayacak, içi de patlayacak. Böyle durumlar yakın bir şeyde bizi bekliyor. Gelecek önemli. Geleceğimiz önemli ve bu ülkenin geleceği güzel çocuklar önemli. Onlara bugün neler öğretiyorsak öyle geliyor. Hani ben sabah bir şey söyledim ya, çocuklar doğduğunda suçlu doğmuyorlar. Günahkar doğmuyorlar, melek doğuyorlar. Sonradan yönlendirmelerle ya da çevresel koşullar, çevresel etkiler, yaşadığı yer, onlarla çocuk kişiliğini ya da kişiliksizliğini buluyor. İşte o kişiliğini bulması için Manavgat'ta minikler, büyüklerin, biz büyüklerin kirlettiği, pislettiği, insanımsılıktan çıktığımız, insan olmama örneğini gösterdiğimiz yerlerde temizlik yaptılar Manavgat'ta. O minikler, kreş öğrencileri doğayı temizlediler. Niye? Çünkü biz kirlettik. Hani diyor ya, telli 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 üç telli turna. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Hiç uzakta aramayın. Ben dahil. Hepimiz de arayacağız bunu. Ama minikler bize büyüklere ödünç verdikleri dünyayı büyükler kirlettiği için temizliyorlar yine. Bize de yazık olsun bu arada. Sadece yazık olsunla kalmayalım, yuh olsun bize. Ve çocukları alkışlayalım. Haberi izliyoruz, sonra yine beraberiz. Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören minikler Sorgun Ormanı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. Çocuklara doğayı koruma ve çevre bilinci aşılamak amacıyla kreş müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Minikler, orman geleceğimizdir. Doğayı yok etme, ormanlar bize emanet. Ağaçları yok edemezsin ve temiz bir çevre için el ele yazılı dövizlerle etkinlik alanına geldi. Eldivenlerini giyip ellerine çöp poşetlerini alan minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte bölgede temizlik çalışması da yaptı. Gelin birazcık şu taraflara gidelim. Güzel ve güneşli bir güne denk gelen etkinlikte koşup oynayan çocuklar doğanın temizlenmesine de minik elleriyle katkıda bulundu. Doğa ve çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılayarak gelecek nesilleri bilinçlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Sözen, içinde bulunduğumuz çevrenin sadece insanlara ait olmadığını da söyledi. Evet, yeniden beraberiz ses olarak. Şimdi beraberiz. Şöyle ki, yani görüntülü olarak izleyenler, radyodan bizi dinleyenlerin nasıl bir durumda olduklarını anlasınlar, ruh durumda olduklarını diye empati yapalım ara sıra. Her ne kadar empati yapmadığım söylense de ben empatiyi seviyorum, empati yaparım. Bu Samsun'daki onur anıtı. İşte özgürlüklerin programında böyle özgür gibi, özgürce görüntün olmaz, sesin olur, sesin olur, görüntün olur da böyle rahatsın. Vallahi en rahat programcılardan biriyim ben. Ama tabii sıkıntılı işler. Niye sıkıntılı işler? Çünkü bir an bir bakarsın kamera sana dönmüş, ne ettiğinin farkında bile olmazsın. Yürü o tarafa. Çevirdiler de kamerayı. Evet, minikleri gördünüz değil mi? Minikler o kirlettiğimiz dünyayı temizlemek için uğraşıyorlar. Rejideki Muzo'ya da teşekkür ediyorum. Muzaffer'e o çiçeği ekrana getirmesi güzeldi. O minik haberinden sonra onun üzerine konuşurken. Bunlar da bizim eskilerimiz. Bu da benim büstüm. Sağ olsun arkadaşlarım yaptırdı. Evet, bir ayı olduğumu neredeyse unutuyordum. Kendimi insan sınıfına koyacaktım. Az kaldı ki Mehmet hatırlattı o ayı görüntüsüyle birlikte. Nuriye Akçal Çamlı Hemşin'den günaydın. Çamlı Hemşin fotoğrafı paylaşmış. Günaydın, iyi yayınlar kuzenim. İstanbul'dan selam sevgiler yolluyorum demiş. Teşekkürler. Hasan Kaçmaz, günaydınlar Ali Bey. Kolay gelsin başkanım. Size de kolay gelsin. Kolaylıklar dileyim ve birazdan nereye bağlanacağız? Alanya'ya.
Değerli Ali abi, toplumsal uzlaşma ve mücadeleler hep birlikte yapılırsa başarıya ulaşır. Sen ben değil, biz anlayışıyla birlik olursak başarısızlık olmaz, tabii ki benim şahsi düşüncemdir demiş. Şeyde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de der, sen ben yok, biz varız diye. Evet, sen ben yok, biz varız. Şimdi Alanya Kanal V stüdyolarına bağlanacağız. Bakayım Rıza, Rıza'yı bir göreyim. Ha, Rıza'yı gördüm. Yine siyahlar içinde. Bugün kırmızı giydim ya, ben istediğim gibi Rıza'ya sallayabilirim. Dün ben de siyah giymiş, Rıza'ya sen siyah giymişsin demiştim. Evet, şimdi Alanya'ya bağlanacağız ve sevgili Rıza Alanya'da bizimle birlikte olacak. Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'ta ne var ne yok, oralardan bize bilgi verecekler. Hazır mı arkadaşlar sevgili Rıza? Hazırmış. Evet, söz sevgili Rıza'da. Alanya Kanal V stüdyolarında bölgemizdeki yerel medya gündemiyle karşınızdayız. Bakalım bugün gazeteler hangi manşetleri atmış? Panik yok, Kleopatra plajında denizin çekilip yosunlu kayaların ortaya çıkması vatandaş ve turizmciyi korkuttu. Yeni Alanya Türkiye'nin ünlü uzmanına bu durumu sordu. Dün gerçekten Damlataş plajı, Keykubat plajı ve Kleopatra plajının tamamı bu haldeydi. Bir uçtan bir uca tamamen deniz çekilmişti. Vatandaşlar acaba depremin habercisi mi, ne oluyor diye bir panik yaşadı. Fakat uzmanlar bunun gelgitten dolayı meydana geldiğini söylediler. Alanya'nın dünya ünlü Kleopatra plajında denizdeki çekilme görenleri şaşkına çevirdi. Denizin çekilmesiyle birlikte sahil tanınmaz hale geldi. Kleopatra Oteller Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ilk kez bu kadar çok çekilme oldu dedi. Bu durumu Akdeniz Üniversitesi Su Yönleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'na sordu. Gökoğlu, korkulacak bir durum yok. Meteorolojik bir olay, alçak yüksek basınç ve Poyraz'ın etkisi normale döner diyerek yüreklere su serpti. Rusya Ukrayna'dan barış sinyalleri diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu yönetimindeki Türkiye'nin müzakere çabasının başarısı dün Rusya ve Ukrayna'dan gelen açıklamalarla bir kez daha tescillendi. İstanbul'da gerçekleşen tarihi görüşme sonrası barış umutları yeşerdi. Operasyonun ilk aşamasının bittiğini belirten Rusya birliklerini Kiev ve Çernihiv'den uzaklaştırırken Kremlin, Kiev'in tavrı olumlu dedi. Ukraynalı müzakereci Rusya ile barış anlaşması için şartlarını açıkladı. Kiev ise müzakerelerde kesinlikle ilerleme sağlandığını vurguladı. Tüm bu gelişmeler barış sinyalleri olarak değerlendirdi. Hem turizmcilere hem de tarım sektörüne de rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz. Kleopatra'da büyük şok diyor. Hani gökten taş yağacak derler ya, Kleopatra plajında gökten yamaç paraşütçüsü yağdı. İniş yaparken kontrolü kaybeden paraşütçü plajda güneşlenenlerin üzerine düştü. Paraşütçü ve bir turist yaralandı ve turistin gördüğünüz gibi kanlar içinde halini de görüyorsunuz maalesef. Yamaç paraşütüyle Kleopatra semalarında uçan paraşütçü iniş yapacağı piste yaklaştığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Paraşütçü plajda güneşlenenlerin üzerine düştü ve sürüklendi. Plajda büyük paniğe yol açan olay sonucu paraşütçü ve plajda güneşlenen bir yabancının hafif yaralandıkları öğrenildi. Çile yolu isyanı Alanya'nın Kargıcak mahallesi Dal Kılıçlı sokaktaki 4 kilometrelik yol köstebek yuvasına dönmüş durumda. İsyan eden sokak sakinleri, yabancılar bu rezil yolun fotoğrafını çekiyorlar dedi. Evet, spor haberine geçiyoruz. Kadınlar ve çocuklara müjde diyor Yeni Alanya Gazetesi'nin spor sayfasında. Aytemiz Alanya Sporu Yönetim Kurulu bu sezon iç sahada kalan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının kadınlara ve çocuklara ücretsiz olacağını açıkladı. Turuncu Yeşilli Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulumuz tarafından alınan karara göre takımımızın 2021-2022 sezonun sonuna kadar Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını kadın ve öğrenci taraflarımız ücretsiz izleyebilecek dendi. Kestel cepten yedi diyor. 0-0. 3. Lig 2. Lig'in ertelenen 22. hafta maçında dün Elazığ Karakoçan'a deplasmanda konuk olan Başkent Üniversitesi Alanya Kestel Spor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak kan kaybetmeye devam etti. Alanya Spor çıkış maçımız. Alanya Spor maçı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz bir çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah bu çıkış yolu bu maçta beraber olur dedi ve Alanya Spor maçını işaret etti. Farioli nefes aldırmıyor.
Süper Lig'e verilen milli ara bu hafta son buluyor. Spor severlerin 2 hafta süren Süper Lig hasreti 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla bitecek. Ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor'a alacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta başından beri takıma günde çift antrenman yaptıran Farioli tesisleri adeta komando kampına çevirdi. Katar biletini kattı. Alanyaspor'un golcü futbolcusu Diyehio ülkesi Senegal ile Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Evet, diğer gazetemize geçiyoruz. Alanya Postası gazetesi sürmanşetinde Mustafa Küçükevrar MUTBİR Başkanı inşaata yük bindi. Konut ve arsalarda KDV oranında yapılan değişiklik hakkında konuşan Küçüker sektöre ekstra bir yük getirildiğini söyledi. Küçüker KDV ile ilgili yeni bir düzenleme gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bu oranın %8'e çıkartılması bizlere ekstra bir maliyete dönüşüyor. İnşallah devletimiz bu kararı yeniden gözden geçirir diye konuştu. 4500 haneye ulaşacak Alanya Belediyesi Ramazan ayı öncesi hazırlanan erzak kolilerinin ihtiyaç sahibi 4500 haneye dağıtacağını söyledi ve dağıtıma da başlanmış. Alanya'nın geleceğini ifşa ediyoruz. Alanya Belediye Başkanı Yücel görevdeki 8. yılında artan bütçe ve yatırımlara dikkat çekti. Yücel 4.080.000 metrekare alanda yeşil alan yaptık dedi. 2019 seçimlerin 3. yılında Alanya Postası'nın sorularını yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gelecek 50-60 yılını düşünerek şehrin her noktasında ayrım yapmaksızın hizmet üretiyoruz dedi. Üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim prensibiyle çalıştıklarını söyleyen Yücel, Alanya Belediyesi'nin bütçesini tasarruf, planlı yatırım ve doğru projelerle 695 milyon liraya çıkarttığını da ekledi. Paraşütçü turistin üzerine düştü. O haberimiz burada da var. AGC'den nostaljik sergi. AGC ve Mahmutlar Kılıç Hasan İlkokul işbirliğiyle düzenlenen geçmişten günümüze teknoloji açıldığı yoğun katılımın olduğu sergide teknolojinin yıllar boyunca ne denli değiştiği gözler önüne serildi. Evet, diğer gazetemize geçiyoruz. Manavgat'ın sesi. Manavgat Belediyesi'nden Ramazan çadırları. Manavgat Belediyesi Ramazan ayında kentteki birlik, beraberlik, paylaşım duygularını canlandırmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Belediye Atatürk Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca 9 büyük mahallede de belirlenen günlerde iftar çadırları kurarak belediyenin imkanlarını iftarlarda halkla paylaşacak. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı. Çeşitli tarihlerde Manavgat'ta farklı mahallelerde kablo, klima borusu ve muhtelif bakır malzeme hırsızlığı yapan şahıslar Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları genelde inşaatlardan gerçekleştirilirken bir hırsızlık olayı da Evrensekide bulunan şehitliğin aydınlatma direklerine giden kabloların çalınmasıyla gerçekleşmişti. Gazetenin manşeti Ergen hizmetlerin karşısında değiliz. AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Manavgat Devlet Hastanesi ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasını değerlendiren İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, Manavgat'ta yapılacak olan hizmetlerin karşısında olmadıklarını belirterek biz sadece yerine getirilmeyen sözlerden bıktık, usandık. Manavgat'ımıza 300 yataklı değil 1000 yatak kapasiteli hastane yapılsın çağrısında bulundu. Diğer gazetemize geçiyoruz. Nehir Gazetesi, sanatçı Kayahan konserle anıldı. Türk pop müziği sanatçısı Kayahan, Manavgat Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun düzenlediği Kayahan şarkıları konserleriyle doğum gününde anıldı. Milli gururumuz T129 Atak Bilimfest'te Kepez Belediyesi'nin Antalya Bilim Merkezi'nde 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Bilimfest, dünya çapında kendi sınıfında en etkin taarruz helikopteri olan milli gururumuz T129 Atak taarruz ve taktik helikopterini ziyaretçilerle buluşturacak. Gazetenin manşeti Manavgat Belediyesi'nden iftar çadırı. Manavgat Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Atatürk Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca 9 büyük mahallede de belirlenen günlerde iftar çadırları kuracak. ATB Mart Meclisi toplanıyor. Alanya Ticaret Borsası Mart ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci Başkanlığında çevrim içi yapıldı. Meclis üyelerinin yönetimin çalışmaları hakkında bilgilendirildiği mecliste Alanya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır tarım ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin bir daha final oynarsak o kupayı kazandıracağım. Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin Beşiktaş ile oynadıkları ve penaltılar sonucu kaybettikleri Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin ardından oyuncularına eğer bir gün bir daha final oynarsak
İşte o zaman o kupayı ben size kazanacağım dediğini söyledi. Evet, diğer gazetemize geçiyoruz. Gazi Paşa Manşet Gazetesi'nin manşeti: Muzcuların maliye sınavı. Bir dönüm muzluktan 30 bin lira maliye çıkaran muzcular gübre, ilaç, enerji ve akaryakıt maliyetleri karşısında zorlu bir sınavdan geçiyor. Göçük Mahallesi'nde muz üretimi yaptığı sırasında açıklamalarda bulunan Gazi Paşalı muz üreticisi Ercan Yaman, üretim maliyetleriyle baş edemez hale geldiğini söyledi. Girdi maliyetlerinin son bir yılda ciddi oranda arttığını belirten Yaman, bir dönüm arazinin bize maliyeti yaklaşık 30 bin lirayı buluyor. Tarımda çalışan işçi maliyetleri yükseldi, gübre fiyatları uçtu, elektrik fiyatındaki artış ciddi boyutlara ulaştı. Muz fiyatları uzun bir süre 5,5-6 lira seviyesinde seyretti. Bu fiyatlarla ancak seramızın giderlerini karşılarız diye sistemde bulunmuş. 100 yıllık çınar ağacına kıydılar. Gazi Paşa'nın Karatepe Mahallesi'nde 100 yıllık çınar ağacının Ayadaş tarafından kesilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Gazi Paşa Kaymakamı Orhan Altun, Güney Jandarma Karakolu uygulama noktasını ziyaret etti. Kaymakam Altun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Yılmaz ve Güney Karakolu Komutanı Assubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Özdemir'den asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında da bilgiler aldı. Minikler Kütüphane ile tanıştı diyor. Gazi Paşa Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören anaokul öğrencileri 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Gazi Paşa Kütüphanesi'ni ziyaret ettiler. İlk kez kütüphane ile tanışan minik öğrencilere Gazi Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, Gazi Paşa Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokul Müdürü Ergün Oktay, ana sınıfı öğretmeni Emine Bozdayı ve aileleri de eşlik ettiler. Son haberimize geçiyoruz. Hastanede örnek yasak. Gazi Paşa Devlet Hastanesi'nin bahçesinde ve çevresinde sigara içmek yasaklandı. Alınan yeni karara uymayan 14 kişiye ceza işlem uygulanırken personeller ise sigaranın zararları hakkında eğitim verildi. Alanya ve bölgesindeki haberlerin gündemini aktardık. Sözü Antalya'da Ali Orhan'a bırakıyoruz. İyi yayınlar. Evet, yeniden birlikteyiz. Masada böyle bir dizayn yaptılar. Karışmıyor. Mehmet ne derse oluyor, öyle yapıyor. İnşallah böyle gider. İleride farklı olmaz. Bak, onu şimdiden söylüyorum ki farklı olduğunda onu da söylerim. Ben biliyorsunuz hiç saklamam bir şey. Kendimle ilgili de saklamam. Şimdi Alanya'dan döndük. Bir iki fotoğraf vardı elimizde. Bir o fotoğraflara bir bakabilir miyim arkadaşlar? Evet. Çünkü bu fotoğraflar bizim için önemli. Bakın, taşların arasından, domdom kurşunu geldi değil, o kaşların arasından, bu taşların arasından. Bunu bizimle sevgili Ahmet Duran Yeni Gün paylaştı. Şöyle diyor: kemerden kaya kütlesi, içinde fışkıran bir güzellik orkide çeşitlerinden, doğal orkide çeşitlerinden kemerde çekmiş, kaya parçacıklarının arasından, kaya kütlesinin içinden gelebiliyor. Yani parayı toprağa gömsen burada büyür. Antalya öyle güzel bir yerdir diyelim. Devam edelim. Evet, bu da Küçük Milan'ın ilk yoğurtla tanışması. Hani bu çocukların geleceği aslında. Biz, bu ülke bunlardan emanet aldığımız ülke. Ve ne yazık ki acı bir dünya hazırlıyor size anneniz. Sevgili Mila. Ya. Ah gidi ah, neler var. Neyse, büyüdüğünüzde konuşuruz inşallah, görüşebilirsek. Devam edelim. Bir koyun fotoğrafları olacaktı. Bir tane koyun fotoğrafı olacaktı. Gelmemiş mi o? Sevgili Muzaffer. Bak, bir koyun bir de keçi fotoğrafları vardı. Şu koyun fotoğrafını bir daha attım. Ondan sonra kendi sitemden atıyorum sana. Evet, yeniden Muzaffer, sana ikisini de attım. Evet, geldi mi sevgili Muzaffer? İki tane, iki. İki tane daha gelmiş olması lazım. Bir bakayım hangisi önce geldi. Ona göre buradan da ayarlayayım. Çünkü insanlar emek verip atıyorlar. Süleyman yok, bunu Ramazan Metin Dinçer paylaşmıştı. Demiş ki oğlakların gözyaşları. Tüketici ağlıyor, üretici ağlıyor, esnaf ağlıyor. Hepsinde demiş bir ağlama var demiş.
onu şey yapmış ve demiş ki her zaman olduğu gibi harikasınız, ben düşerim yollara, kalbim koşar maviliklere demiş. Evet, maviliklere devam edelim. Devam edelim, bir fotoğraf daha olması lazımdı. Koyun fotoğrafları vardı. Evet, bu koyun fotoğraflarını da bize Süleyman Bulut gönderdi. Günaydın, iyi yayınlar demiş. İshak Bulut, günaydın, iyi yayınlar demiş. Ali Filiz, günaydın Ali abi, hayırlı yayınlar dilerim demiş ve şiiri şöyle göndermiş. Bugün iki dörtlük göndermiş. İğneden ipliğe her şeye zam var. Tam işi bitti mi seni de kovar. Kin nefret işletme desene de var. Çoban yiyip koyuna gir ar yanılmış. Bir dostun söylediğine göre Anadolu ozan geleneğiyle terke müziğini birleştirmiştim demiş. Hayırlı olsun diyelim. Evet, bize ayrılan sürede burada sona eriyor. Arkadaşlar ne oldu? Biz ayrılan süreyi de burada sona erdiriyoruz. Yapımda, yayında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yarın sabah yine randevumuz var. Sizler kimseye randevu vermeyin. Yarın sabah saat 7.30'da yeniden buluşana dek V'de kalın, Kanal V'de kalın, güzelliklerde kalın, hadi hoşça kalın demiyorum. Müzik çalıyor, düşünerek kalın, ben gidiyorum. Yeah.